Babamın vurulmasının üstünden 6 ay geçti. Onsuz 6 koca ay. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Kızım ne oluyor ya? Her gün daha erken mi kuruyorsun sen bu saati? Evet anne, benim hemen çıkmam lazım. Dur, kahvaltı etmeden olmaz, ben çayını koyayım hemen. Yok anne, çay may koyma. Benim şu anda dakikalarım bile çok önemli. Şirkette ederim ben kahvaltımı. Tuvalet boş mu? Baban mı var tuvalette? Oğlum. Anne. Oğlum. Ha? Bu ne acele? Doğru düz oturup desene çocuğum. Geç kaldım hangi? Geç kaldım diyorum ya sana. Ha. Yüzünü yıkadın mı sen? Yüzüm mü? Ne oldu sen? Şirkette yıkarım ben. Yüz yıkamadan çıkılır mı evden oğlum? Anne dur, çıkılır. Geç kalacağım işe ya. Hı. Vallahi geç kalacağım. Şu gömleğini içeri sok. Sokacağım. Hadi. Giy pabuçlarını. Oğlum niye bu kadar acele ediyorsun? Bitir şunları. Peynir serkesini... Peynir tenekesini dedim anne. Ne oldu ya? Afiyet olsun benim güzel oğlum. Bunu bağlayacağız, geliyorum tamam. Tamam. Kızım yazık sana. Helak ettin kendini. 6 aydır doğru maaş aldın bile yok. Bırak, istifa et. Başka iş ara kendine. Sana iş mi yok? Yok anne, yok. Meydanı ona bırakmayacağım ben. Ayol şirket Demir'in babasının şirketi. Bırak Demir batırsın babasının şirketini. Sana ne oluyor? Ben Hakkı Bey'e bir söz verdim. Kız Hakkı Bey mi kaldı ortada? Tövbe tövbe ya Rabbim. Yine tartışmayalım anne, ne olur. Şu saçlarımı bir toplayayım ben. Tü maşallah. Benim canım oğlum, Allah zihin açıklığı versin. Nasıl da sahip çıkarmış işine. Erkenden kalkar gidermiş. Canım benim. Hadi güle güle evladım. Anne ne yaptın ya? Pantolon battı. Kurur kurur yaz oğlum. Hadi güle güle aslan oğlum benim. Hadi yavrum. Bak rica ediyorum Nil, oğlandan uzak dur. Aman diyeyim kızım, bak gönül falan çelmeye kalkar. Ya o çapkından adam olmaz. Duydun mu beni? Tamam anne. Ya sokakta bulmadım ben kızımı. Tamam annem, tamam merak etme sen. Gel 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 gel, dur. Az şeker ağzına bakayım, akşama da geç kalma. Anne kuyruktan iyice ata benzettin beni galiba. Sabah sabah ne şekeri? Kızım kahvaltı etmiyorsun, şekerin düşmesin bari. Ya sonra asabiyetin yükseliyor. Of anne ya, of. Anne of denmez. Gel karga dalsa üzerinde koparacak bir parça et bulamaz senin. Kahvaltı etmeden işe gidiyorsun. Kurudun kaldın. Tamam anneciğim. Hadi anneciğim görüşürüz. Hadi güle güle hadi. Geç kalma akşam. Hadi görüşürüz. Aksaray. Oğlum bu nasıl şaka lan? Ya kanka güvercin gibi tünemişim ya oraya. Böyle adam uyandırılır. Kalbim dilimde atıyor lan, ağzımda atıyor. Al. Kanka yapacak bir şey yok. Değişim harekatını başlattım. Artık her gün daha erken kalkıyoruz. Hadi bakalım. Ya senin de bir ayarın yok ha Demir. Ya hiçbir şey umursamıyorsun ya da böyle sabahın köründe değişim harekatına başlıyorsun. Ya öğleden sonra değişim harekatına başlasan ya. Neco yapacak bir şey yok. Hadi uyuduğumuz günlere say. Hadi ol. Çok korktum oğlum ya. Oğlum keşke baban görseydi lan bugünleri. Geç kaldım işte. Hiç mi taksi geçmez ya? Taksi. Yayılmış kadın oturmuş arkaya. Gördü tabii kız başıma. Ne var kardeşim ne? Çisil. Ne?
Günaydın. Atla bakalım. Sana da günaydın da. Ne işin var senin sabahın köründe burada? İşim yok. Yani işsizim. Çünkü işten atıldım. Yine mi? Evet yine Nil Hanım. Evet yine. Kusura bakmayın, sizin gibi sebat edemiyorum maalesef. Gidip uyusana. Ne işin var sabahın körü dışarılarda? Çünkü işten atıldım, hiç kimseye söylemedim. Neden? Çünkü herkes senin gibi yine mi cisir, yine mi cisir, dar 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 deyip duruyorlar. Evdekilere de söylemedim işte. Ben de böyle her gün işe gidermiş gibi çıkacağım vallahi. Oh. Hadi hadi o zaman, ama biraz daha hızlı gidelim. Ne olur bak, ben çok geç kaldım. E ne yapacaksın peki sen bütün gün sokaklarda böyle? Seninle geliyorum ya işte. Beraber takılırız. Takılır mıyız? Evet. Cisicim, ben zamanla yarışıyorum. Benim öyle takılmaya falan vaktim yok. İşim gücüm var benim. Hadi bas lütfen biraz daha hızlı. Ne bu trafik? Ya bak arkadaşım, gerçekten ben senin yanında duracağım. Hiç böyle sesimi çıkartmayacağım. Mah gibi hiç varlığımı yokluğumu anlamayacaksın. Gerçekten bak. İyi. Bu Neco geliyor mu bugün işe? Cisil yuh. Gerçekten inanamıyorum sana. Bu rahatlığını ben hiç anlayamayacağım. İyi tamam, geldim bari bir hayrın dokunsun. Biraz daha hızlı gider misin lütfen? Tamam, basıyorum. Oğlan! Uyanmıyor oğlum, yaz geldi. Oğlum bir dur, bir uyutmadın ha. Vallahi bir uyutmadın. Yani bir de çiv 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 nereye gidiyoruz? Böyle her gün bir yarış, her gün bir yarışa. Kanka yapacak bir şey yok. Optik hırslı, anladın mı? Her dakikanın önemi var bizim için. Tamam, elleme beni. Uyuyacağım azıcık ya işe kadar. Tamam tamam, uyu sen. Tamam, sağ ol kankam benim. Hop, lap seki. Oğlum, çek lan kenara, ineceğim ben. Dolmuşla gideceğim, çek. Ay Allah'ım, Allah'ım ne olursun bari bu sefer ondan önce şirkette olayım. Ne olursun, amin. Bu ne dua böyle ya? Yarış gibi. Yarış kızım, yarış. Demir Bey iyice inada bindirdi. Neymiş efendim? Herkesten önce işte olunca her şeyin düzeleceğini sanıyormuş. Ne oluyor ya? Ya ışık yandı. Ha. Babasının şirketine sahip çıkarak annesinin gözüne girecek aklınca. Ama ben yemem. Ne oluyor be? Demir Bey. Nil Hanım, erkencisiniz bakıyorum. Siz de bayağı erkencisiniz. Patron herkesten önce gelir. Ben babamdan böyle öğrendim. Öyle mi? Öyle. Ne güzel. Ben de babanızdan sorumluluk sahibi olmayı öğrendim. Sorumluluk sahibi bir çalışan, sorumsuz bir patrondan her zaman daha mühimdir şirkette. Bir şey söyleyeyim mi? Maşallah sabah sabah çene ayarlarınız tam. Cisil, gözün ışıkta olsun. Yeşil yanınca basıyorsun gaza. Neco da orada, baksana. Ne Necosu be? Işığa bak, ışığa. Gözün yolda olsun. Tamam. Yeşil yandı. Bas gaza, bas. Tamam, tamam. Gaza. Bu ne be? Babam atlayınca ne oluyor? Pis yabani. Cani Transformer. Geçti bizi. Tamam yetişeceğiz, tamam mı? Sakin ol. Hadi bas gaza. Yakalayacağız onları ve günlerini göstereceğiz. Tamam, basıyorum. Gitmiyor bu. Gitmiyor muyuz? Ne oldu? Çalışmıyor. Bozuldu araba, ne bileyim ben. Zehirlendik galiba. Kahretsin be! Ben güvenliğin önüne giriyorum ve bana bunu mu söylüyorsunuz? Bakın sizden, lütfen. Burada idareci biri olarak sizden bunun bir an önce olmasını. Yakalandık mı? Rica ederim. Bunu yapabiliriz mi ya? O kart verir. Yok artık. Teşekkür ederim. Berkant Günter! Demir! Ne işin var oğlum senin burada? Aşk olsun. İnsan bir hoş geldin de o dostum. Komşu oldum. Komşu mu olduk? Yok canım, o boş ofisi sen mi tuttun yoksa? Ne o? Beğenemedin mi? Yok, beğenemedim. Hiç beğenmedim hatta. Evet, biraz zor oldu. Ama en azından alın teri. Baba parası değil. Bak Berkint. Seni hamama sokar terletirim. Sonra da cilalar parlatırım, tamam mı? Az ayağımı dolanma buralarda. Hem de öyle bir dolanacağım ki ayağına. Kördüğüm olacaksın, Demir. Haydi, bilek kuvvet, haydi. Nil, uyuyun lütfen biraz daha. Nil, daha hızlı, hadi. Böyle mi gideceğiz, ben anlamadım ki. Şu arabayı bakıma göndersinler şirkete, söyle. İttirin. Kanter içinde kal. İttirin, ittirin.
Sana bahsettiğim Nihan'ın bu. Ben gidiyorum şimdi. Ne? Günaydın. Günaydın. Bak kusura bakmayın. Kendimi tanıtmadım. Ben Berkant Kunter. Avukatım. Star Hukuk Bürosu'nun sahibi. Aa öyle mi? Çok memnun oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nilkaray. Sizin de tadilatınız bayağı uzun sürdü. Artık biz de merak etmeye başlamıştık kim gelecek diye. Kusura bakmayın. Ustalar umarım başınızı ağrıtmamıştır. Yok ben onu demek istemedim. İsterseniz gidip hemen onları... Hayır olur mu canım? Estağfurullah lütfen. Lütfen. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Nil Hanım. Evet. Müsait olduğunuzda sizi kahveye beklerim. Tabii. Neden olmasın? İnşallah. Hayırlı olsun tekrardan. Adam dibine düştü resmen. Ay saçmalama. Aranızda kendini bulunması intikamı istenen başka bir arkadaş varsa hemen ofisten ayrılabilir. Demir Bey ayıp oluyor ama. Biz Hakkı Bey hatırına uzun zamandır buradayız. Öyle mi? Bütün şirketler vekaletlerini iptal ediyor. Ne yapalım yani? Elimizde takip edecek dosya kalmadı. Doğru kalmaz tabii. İyi alıştınız. Babam dosyayı getirsin, siz de takip alın değil mi? Arkadaşlar böyle avukatlık olmaz. Kendi dosyanızı gidip kendiniz bulun. Burası yan gelip yatma yeri değil. Demir Bey... Ne var? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım? Yönetime el koyuyorum. Darbe yapıyorum Nil Hanım. Nasıl olacak o iş? Vekalet bende. Adı üzerinde. Alt tarafı bir vekilsin sen. Ben de Hakkı Bilir'in oğlu Demir Bilir'im. Asaleten de kendimi şirketin başına geçiriyorum. Nil Hanım kusura bakmayın artık ben bu şartlar altında çalışamam. Hemen karar vermeyin. 6 aydır bu adama dayanıyoruz ama artık yeter. Ben de gidiyorum. Doğru artık yeter. O yüzden kalana hay hay, gidene bay bay. Zuhal, Olcay Bey lütfen siz yapmayın. İnsanların önünde beni rezil ediyorsun. Sen bunca yıl bu büroya hizmet veren insanları nasıl kovarsın böyle? Ne münasebet ya? Ben senelerdir canı gönülden babamın parasını yiyen insanları kovmuyorum. Ayrıca bende kimseyi kovacak göz var mı bak? Ya he, kovar mıyım ben kimseyi? Kendileri ayrılacaklar, tazminat vermeyeceğim. Hepsi bu kadar, anladın? Bunu yapamazsın Demir. Niye yapamayayım? 6 aydır boş boş oturuyorlar. Arabuluculuk meselesi çok yeni bir mesele bu ve çok normal bir süreç. Ben uğraşıyorum bak, ben halledeceğim, müşteri getireceğim. Boş durmuyorum ben. Tamam, sen boş durmadığın için seni kovmuyorum zaten. Boş duranları kovuyorum değil. Anladın mı? Ayrıca senin bulduğun 3 kuruşluk arabuluculuk işleriyle bu şirket dönmez. Ya müşteri getirirler ya da giderler. Madem öyle Demir Bey, Hakkı Bey'in kıymetli varisi olarak evet, siz benim. Neden müşteri getirmiyorsunuz acaba? Ha? Neden tek ben uğraşıyorum? Orada konuşuyordun, çok parlak bir avukattın. Ne oldu? Paslandın mı bir anda? Ne olduğunu söyleyeyim. Artık ikinci hakkı olarak düğmeye basıyorum. Küçülüyoruz. Anladın mı? Herkese maaş yok. Boş duran kovulur. O kadar. Ya bak sen böyle davranırsan bu şirketin itibarı yerle bir olur. Battık derler haberin olmaz. Tamam zaten battık. Batıyoruz. Batırdın şirketi. Ben en azından düze çıkarmaya çalışıyorum. Anladın? Hadi bakalım Nil, kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Gel içeri gir bir odama gel konuşalım. Odama gidiyorum. Eğer bir şey konuşmak istiyorsan gelirsin, çalarsın kapıyı, izin istersin insan gibi konuşuruz. Hadi bakalım. Orası senin odan değil, Hakkı Bey'in odası. Gelir misin buraya? Yok artık. Ne oluyor be? Ha? Ne yapıyorsunuz? Hakkı Bey'in eşyaları onlar. Bırakın. Evet, Demir dedi, topla dedi. Bırakın lütfen. Çisil. Lütfen. Ama şey ben yani boş durmayayım diye yardım amaçlı şey yapmıyorum yoksa ben bak bıraktım. Çıkın gidin buradan ya. Çıkın. Hakkı Bey'in eşyaları bunlar. Demir delirdin mi sen? Ha? Hiç mi saygın yok senin babanın hatırasına? Burası babanın odası. O hatıra değil, hatıra bir kere. İkincisi de babamın hatırasına tabii ki saygım var. Ama yapacak bir şey yok. Zorunlu değişiklikler bunlar küçük hanım. Anladın? Yazık çocuğa ya. Neyle uğraşıyor baksana. Koskoca şirkette yerleşecek başka oda mı yoktu? Allah Allah. Tasarruf tedbirleri gereği bazı önlemler almam gerekiyordu. Hepsi bu. Ayrıca babamın şirketi diyeyim, istediğimi yaparım. Yapamazsın efendim. Yapamazsın. Şu anda bu şirketin en yetkili kişisi kim? Benim. Ve ben buna izin veremem. Bırak onu. Dur, kırma. Tamam bu güzelmiş. Bunu yollamayacağım. Bunu ben kalsın. Bunlar var ya bu sefer kesin birbirlerini öldürürler ha söyleyeyim. Bence var ya, evet. Bunlar aslında birbirlerine aşıklar ama itiraf edemiyorlar. Ne diyorsun ya? Aa! Harbiden olabilir mi böyle bir şey ya? He? Ama tabii bir itiraf edemiyorlardır. İnsan çünkü öyle hadi ince nasıl itiraf etsin ki? Yani ne desin ya gidip gördüm, vuruldum sana nasıl diyecek ki? Hasta oldum falan. Ha? Ne oluyor burada? Fadime abla. He, bildim.
Şimdi de deyin bakalım ha burada ne yapıyorsunuz? İçerideki tartışıyor. Sen bizi neden arkadan gelip korkutuyorsun? Anlamadım ki. Biz sana ne yaptık ki? Tartışıyorlardı. Olay vardı içeride. Ona bakıyordum. Neyse elindeki neyi tutuyorsun öyle? Yemek kabı mı? He, onu da bildin. 10 puan. Muazzez Hanım gelmiş. O getirmiş. Börek. Börek mi? E börek burada. Muazzez teyze nerede? Ben bu şirketten defolup gideyim diye yapıyorsun bütün bunları. Ya ben senin bu şirketten gideceğini bilseydim Optik 5 dakika durmaz çoktan yapardım bunları. Ama biliyoruz ki sen de buradan gidemezsin, ben de. Çünkü sen babama söz verdin, ben anama söz verdim. Yani senin anlayacağın bu şirket eski günlerine dönene kadar mecburen buradayız. Maalesef baş başa. Allah kahretsin. Ne oluyor burada çocuğum? Aa, anne. Nedir, ne işin var burada? Börek getirmiş. Börek getirmiş, iyi. Muazzez teyzeciğim, çok affedersiniz ama ben artık dayanamayacağım. Lütfen beni affedin. Demir, ben sana bu kızı üzmeyeceksin demedim mi çocuğum? Her ne yaptınsa hemen özür dile. O bize babanın emaneti. He, doğru söyleyin. Hakkı Bey giderken sikizi git emirledi. Ne yaptı? Ben yokken buranın patronu Habukut Zazur dedi. Sen sus Fadime, şimdi ben konuşuyorum kızım. Evet Fadime, şu an annem konuşuyor. Ne oluyor oğlum, anlat bakayım bana. Anneciğim bir şey oldu yok. Babam gittiğinden beri işler eskisi gibi değil maalesef. O yüzden bir takım tasarruf tedbirlerine gidiyorum, hepsi o. Kızım, o da bir şeyler yapmaya çalışıyor işte evladım. Yok Muazzez Hanım, bakın kendisi buradaki bütün eşyaları... Olur, olur, hepsi olur. Zamanla anlaşmazlık da olur, uzlaşmazlık da olur. Bunların hepsi konuşa konuşa düzeltilir çocuğum. Hadi oturun bakayım, işleri güzel güzel yürütün burada. Şimdi ben Hakkı Bey'e gidiyorum. Ona diyeceğim ki, işler tıkır tıkır yürüyor Hakkı Beyciğim. Aklın kalmasın. Rahat, güzel uyu Hakkı Beyciğim. Çocuklarımız çok güzel çalışıyorlar. Ben ayrılan ve ayrılmayı düşünen herkesle konuştum. Gelip burada çalışmak için hazırlar. Harika. Söylesene bana, Nil ne zamandan beri Hakkı Bey'in bürosunda çalışıyordu? Boş ver Nil'i. Ben sana Bilir Hukuk Bürosu'nun bütün müşteri portföyünü de getireceğim. Evli mi bu kız? Hayır, değil. Peki sevgilisi var mı? Aman kim ne yapsın onu, huysuzun teki. Hem sen bana niye Nil sorup duruyorsun sürekli? Hakkı Bey yaş tahtaya basmaz. Ona kendi yerini verdiyse bir bildiği vardır. Onu bu ofise transfer etmeliyiz. Ancak Demir'i öyle pes ettirebilirim. Senin Demir'le ne alıp veremediğin var anlamıyorum ki. Boş versene eski hikaye. Ama gün intikam alma günü. Hadi git Nil'i getir bana. Sen bu Nil'i ne zannediyorsun bilmiyorum. Yani böyle sıradan arabuluculuk işlerine bakan bir kız o kadar. Öyle mi canım? Ama araştırdım. Kendisi işinde gayet başarılı. Hem Demir onu tutup diğerlerini attıysa onu önemsiyor demektir. O yüzden bu kız benim ofisimde çalışacak. Hadi git teklifimi söyle ona. Çok istiyorsan git kendin söyle. Niye sen niye bu kadar uzatıyorsun ki yani? O zaman bas istifaya gitsin. Ne münasebet ya bas istifayı? Allah Allah. Hem Hakkı Bey'e ben verdiğim sözü çiğneyemem bir kere. Bu iş inada bindi bir de. Ben Nil Karay yenildi dedirtmem. Beni odama Hakkı Bey'in odasına taşıyorsun hemen bugün. Hakkı Bey'in odasına mı? Tabii ki Hakkı Bey'in odasına. Allah Allah. O odayı aldı diye bana patronluk taslayacağını sanıyor ama taslatmam. Kazmetik adam geliyor. Kim? Hanımlar. Merhaba. Sizi görmek ne güzel. Öyle mi? Sizinle biraz sohbet etmek istedim vaktiniz varsa. Buyurmaz mısınız? Tabii tabii. Buyurun. Ara buluculukta bir numara olduğunuz duydum. Gerçekten mi? Evet, niye şaşırdınız ki? O öyle şaşırır işte bazen de. Gerçekten benim arkadaşım bir numaradır. Yani çok yeni yeni şekillenmeye başladı bu ara buluculuk meselesi ülkemizde. İnsanlar daha yeni yeni duymaya başladılar. Bu uygulamanın ileri olduğu ülkelerde çok iyi işliyor. Sağ olsun benim patronum,
ustam... Hakkı Bey değil mi? Evet. Hakkı Bey sayesinde ben bu işe daha çok yoğunlaştım. Bir numara olmuşum, haberim bile yok. Kanka şunu da şöyle koyayım da Nide uyuz olsun. Yalnız geyik bir tarafa böyle babanla beraber yan yana fotoğraflarınız falan. Bayağı patron oldun oğlum sen ya. He? Duygulandım lan. He, ben de. Keşke Hakkı Bey de göreydi bugünleri. İşte anca fotoğrafı yan yana koyabiliyoruz. Gerçek hayatta olmadı bu iş. Ya Demir, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Ya bu benim üstü kuruntum da olabilir ama bu ofis hayatına geçtikten sonra, yani sonuçta eskiden bir ekiptik, tamam mı? Ama bu böyle büro müro işlerinden sonra ben sanki böyle bir vasıfsız eleman olarak gibi mi kaldım yanında? Kanka sen zaten vasıfsız elemansın. Bak ben kendimden bahsetmeyi pek sevmem, bilirsin. Senin gibi böyle şey değilim. Ben sana yarı arkeolog olduğumu hatırlatırım yalnız Demir. Oğlum, arkeolojiyi yarıda terk edince yarı arkeolog olmuyorsun. Ne oluyorsun? Ya, düz lise mezunu oluyorsun. Bayağı kesir yani. Bayağı adi kesir oluyorsun. Adi kesir oluyorsun. Oğlum ben, peki benim görevim ne burada? Yani ben neyin müdürüyüm burada? Benim bu şirkette bir müdürlüğüm olması lazım yani sonuçta, değil mi? Senin patronun arkadaşıyım, kankasıyım. Niye müdürüyüm ben burada acaba? Kanka sen... sen kankacığım... sen bombsun. Bomb ne? Patlamaya hazır eleman demekti herhalde. Ya Fadime abla, bir dalga geçme bunu ya. Değil, öyle değil. Bomb... Big organization manager. Big organization manager'sın sen. Ha bak böyle söyleyince bir güzel oldu. Bomb. Are you a bomb? Yeah, I am bomb. Ha bomb, yeah. Felaket geliyorum demedi geldi. Ne haber abi? Hayırlı olsun Demir'cim. Sağ ol. Sen burada oda yerleştirirken birileri arkandan işler çeviriyor. Nasıl, anlamadım. Nil Hanım aşağıda Star Hukuk Bürosu'nun sahibi Berkant Bey'le iş görüşüyor. Allah'a mı? Gözlerimle gördüm. Kuntize bak. Bakın benim Hakkı Bey'e bir sözüm var. Teklifiniz için teşekkür ederim ama... Bak bu konuyu böyle kestirip atma. Senden sıradan bir çalışanım olmanı istemiyorum. Gel şirketin yönetimine, genel müdürüm ol. Şirketin %10 hissedarı yaparım seni. Hı? Özel bir şoför. İstediğin herhangi bir yerde. Şirket tarafından ödenen kiralık bir ev. Hı? Ayda 20.000 maaş. 20.000 teklif etti. Bana 2500 artı SSK teklif etsin, ben seni hemen satarım. Kanka. Yemin ederim bomlukta bir numara yok ki. Kanka sen bomsun bir kere de. Ayrıca bunda 20 lira ne arasın ya? Köpekte ne arasın 20 lira? Bu sırf benim canımı yakmak için yapıyor. Sen bunu nereden tanıyorsun? Nereden tanıştın ya, sen? Ya hiç sorma, bizim okuldan mezunda da benimle. Benimle aynı dönem mi? Bir alt dönem mi? Bu patates püresiydi. Habire tuvalette izliyorduk bunu işte. Bak bir şaka yapmıyorum. Teklifim de ciddi. Hayır anlıyorum, anlıyorum sizi ama yine de ben... Büyük bir dava alın. Hem vakacinal hem de çok büyük tazminatlar söz konusu. Gel bu işi sana vereyim. Hı? Eğer işi kazanırsan çok tanınmış bir avukat olursun. Hı? Karar senin. İster arabulucukla çöz meseleyi, ister davaya katıl. Tercih senin. Ben şeyi merak ettim ya. Hani konuştuk ya şimdi magazinsel falan diye. Böyle boşanma davası gibi bir şey mi? Sana ne Cecilia? Sana ne kızım? Şey, inşaat sektörünün ünlü ailelerinin çocukları. Kız Şişekler'in kızı Ece. Ha, biliyorum ben onu, burnunu yaptırmıştı. Ya, nişan sırasında takılan takı sahte çıkıyor. En azından kız tarafı iddia ediyor. Bizim müşterilerimiz de onlar. Erkek tarafı ise Ayhan Biberoğlu. Şu magazinsel Kazanova. Hı? Ayhan Biberoğlu mu diyorlar? Ya öyle dedi. Neden ki? Kim o? Kankam Ayhan benim. Nasıl? Senin de kankan olmayan yok abi. Ne yapıyorsun? Vallahi bozulacağım şimdi. Sosyetede paslaşıyorduk onunla, manitaları. Neyse bu olaydan sonra nişan bozuluyor. Erkek tarafı takıları iade alırken kız tarafının mücevherin sahtesini verdiğini iddia ediyorlar. İlginç bir konu. Ya. Yeah. Mücevher çok değerli. Aile yadigarı olmasının dışında 6 milyon lira. 6 milyon. Milyar liradan tam öyle bir milyon. Yani. Kusura bakmayın ama benim yönettiğim bir şirket var. Teklifiniz için tekrar teşekkür ederim. Bak Nil. Hakkı Bey'i severim. Meslek üstadımızdır ama... Demir Bilir'le bu şirket yürümez. Sen de kendini boşuna hırpalama, ha? Ya... Madem öyle, siz de bunu bilin ki Bilir Hukuk Bürosu'nun yönetimi bende. Ben de bir işe başlarsam öyle kolay kolay pes etmem. Bak, yine de dediğimi bir düşün.
Aa bak eline falan. Aa, manzaraya bak. Aa. Gerek olduğunu sanmıyorum ama yine de... Yine de düşünürüz, düşünürüz. Biz onu düşünürüz. Tamam. İyi günler. İyi günler. Neyi düşünecek? Neyi düşünecek misiniz Nilay Hanım ha? Optik neyi düşünüyor sen bakayım? Size ne Demir Bey? Ne demek size? Ne işin var bu şerefsizle senin? Sen beni mi takip ediyorsun? Evet, ne olmuş? Ne münasebet? Ne demek ne münasebet? Ne münasebetmiş? Münasebetsizlik yapan sensin. Vallahi benim kimseden gizlim saklım yok. Ama başarılarımı da fark eden birileri varsa bu da benim suçum olmamalı değil mi? Evet Nelly, biz bir çay içmeye gidelim, siz konuşun tamam mı? Nereye? Nereye? Çay mı? Tamam. Tamam. Sinirlenme. Kanka tamam, sen bir çay iç gel. Çay iç gel. Şişt, optik bana bak. Sen az evvel dünyanın en sahtekar, en içten pazarlıklı, en üçkağıtçı avukatı Berkin Kuntiz'le konuşuyordun. Onunla konuşmaya böyle gizli gizli kafe köşelerinde devam edersen gözüm üstünde olacak, anladın mı? Ne münasebet ya? Ne münasebet yaymış, ne demek ne münasebet ya? Ben senin patronunum. Allah Allah, vekalet bende. Veraset de bende. Yani şirketin sahibinin oğlu benim. Kara Murat da benim. Ayrıca Yeşil Vadi Seferoğulları'nda kalacak. Çay mı içiyorsun? Evet. Bir tane çay, bana da bir tane kahve versene kardeşim. Bunlar da sürekli bir kavga ediyorlar ya. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim ha. Bu sefer Demir haklı. Hiç Demir'e suç bulma. Allah Allah, neymiş? Çünkü o lavuk Demir'e zarar vermek için yapıyor bunları. Nil'i ayartmaya çalışıyor. Tam okuldan beri mevzu varmış aralarında. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sağ ol kardeşim. Bence Demir Nil'i kıskanıyor. Ya bırak Allah'ını seversin. Anlamıyorsun değil mi? Ayrıca hiç de öyle senin dediğin gibi bir adam değilmiş. Gayet zarif, gayet kibar bir adam. Tamam, biraz ısrarcı olsa da. Ya adam senin kalın kaşın güzel gözün yüzünden şirketine transfer etmek istemiyor. Biliyorum. Başarılarımı duymuş. Allah'ım yarabbim başarıyı... Ya başarıyı falan duy. Başarı... Hangi başarıyı duyacak ayrıca? Başarıyı falan duydu yok. Batmak üzereyiz ya şirket olarak. Ya adamın tek derdi seni transfer edip bana zarar vermek. Allah Allah. Ben senin neyim ki beni transfer edip de sana zarar verecekmiş? Sen, ne olur mu ya, sen benim şeyimsin. Neyin? Ortağım. Ortak? Evet ortak. Aynı filmlerdeki gibi. Danny Glover, Mel Gibson. Cehennem silahı öyle anladın mı? Amerikan filmlerindeki polisler gibi. Ortağım. Ortağım. Ya bir git ya. Ya gerçekten eğer ki seni tanımasam bu dediklerine inanacağım yani. Sen beni eğer ki bu şirketten attırmıyorsan ya da çıkarttırmıyorsan senin bu yaptıkların altında başka bir şey var. Ayhan var ya, bir göre oğlu. Demin evet. Konuşuyordunuz. O benim kankam. Olmaz. Olur. Etik değil bir kere. Vallahi hayır, olur, olmaz ya. Gizliden gizliye dinlediğim bir konuşmadan kendine müvekkil mi ayarlamaya çalışıyorsun Demir? Evet. Hayır, etik değil. Etik mi değil? Evet. Adam böyle yemek salonunun ortasına gelmiş benim avukatımı çalmaya çalışıyor güpegündüz. Bu etik değil öyle mi? Onlar kız tarafı, biz erkek tarafı. Ben Ayhan'la şimdi konuşuyorum ortağım. Sen de benimle geliyorsun. Ama... Hayır, olmaz. Olmaz mı? Ben gidip konuşacağım, sen de burada meraklanmadan oturacaksın. Tamam. Henüz karar vermedim ama bana söz vereceksin. Benim yöntemlerimin dışına çıkmayacağız, tamam mı? Ortağım! Sen... Beni çağırıyor. Ay. Biz şey yapacağız sonra oğlum. Ne oldu? İkna edebildin mi pek değerli Nil Hanım'ı? Eninde sonunda ikna olacak. Ama sen bu sırada onlar ne yaparlarsa yapsın bana haber vereceksin. Ben mi? Evet sen. Ben. Sen. O yüzden şimdilik oradan ayrılmak yok. Sakın istifa etmeye kalkma. İçeriden bana haber uçurabilecek güvenilir birilerine ihtiyacım var. Böyle anlaşmamıştık. Beni buranın genel müdürü yapacaktın. Demir bilir. Bitene kadar onun yanından ayrılmayacaksın. Bu sırada çok para kazanacaksın. Sen dediğimi yap, kazançlı çık. Hem müdürlük işi içinde sözüm söz. Genel müdürlük. Pardon. Genel müdürlük için. Ama her şeyin bir zamanı var değil mi abi? Her şeyin bir zamanı var. Bu adamın ofisi mofisi yok mudur? Yani ne işimiz var bizim şantiyede? Battı üstüm başım Demir, battı. İstiyorsan kucağıma alayım ortağım. Terbiyesizleşme. Bana öyle ortağım diye de konuşma. Benim bir adım var. Nil. Tamam. Optik affedersin. Çok özür dilerim gerçekten. Ah, bana bak. Ne? Benim başka bir randevum vardı. Ya unuttum işte öyle ya. Mi? Bak ukalalık yapıp bütün herkesi işten çıkardın. Şimdi bütün bu işler için biz mi uğraşacağız Demir? Hayır tabii ki biz uğraşmayacağız. Bütün bu işler için bir eleman alacağım işe. Kim? Neco.
Necom bizim aklımızı toplayacak ha? Evet. Olmaz. Ben bu işler için Çisil'i düşünüyorum. Çisil'i mi? Çisil'i düşünüyorum. Çünkü o kız daha iş bitirici. Böyle bak mesela randevularımı falan unutuyorum. Onları hatırlatacak birilerine ihtiyacım var. O kızı yapar bak. Çisil. Sana çok net bir şey söyleyeyim. Neco olmazsa Çisil hayatta olmaz. Allah Allah. Nedenmiş? Ne demek nedenmiş? Sen var ya hayatım boyunca sana yancılık yapmaktan başka hiçbir işe yaramayan o Neco'ya maaş bağlayarak ona kıyak geçmeye çalışıyorsun. Ya ne alakası var? En azından Neco yıllardır aynı işle çalışıyor. Çisil geçen sene en aşağı yana 38-40 tane işten kovuldu. Olmaz. Çisil hayatta olmaz. İşi alma yetkisi bende efendim. Hatırlatırım. İşten kovma yetkisi de bende efendim. Hatırlatırım. Sabah gördüm zaten. Bir dakika. İşten kovma yetkisi sende. Ahu'yu neden işten çıkarmadın? Ha? Herkes gitti bir o kaldı. Çok enteresan. Bak bu hep aklımda bir soru işareti mesela. Neden? Öyle mi soru işareti? Kıskandın değil mi kızık senden güzel diye? Ay hiç alakası yok yani. Senden güzel diye kıskandın tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten babam seni müdür yaptığından beri kadının ahu gitti vah kaldı. Yani komik mi bu? Espri miydi şimdi? Güldün işte. Ya sinirlerim bozuldu. Nerede bu adam? Bütün şantiyeyi dolaştı. Hayat. Demir, ne haber? İyi kardeşim, senden? İyidir. İki dakikaya geliyorum, ofise geçin. Tamam. Tamam. Optik gel. Biz bekliyoruz sizi. Acele edersek biraz. Ya Çisil ne olur. Çekil şuradan. Her taraf kırmızı oldu. Çekil geliyor. Allah. Geçiriyorum, beceremedim. Geldi. Demir bizi kesin öldürecek. Vallahi diyorum bak ya. Hiçbir şey yapamaz canım. He. Hiç de bir şey edemez. Çok da güzel oldu. İkisi aynı odada çalışsınlar. Ben de tek oda temiz varım da. Oldu bu iş, haydi. Necmi gelip yardım etsene. Ya şimdi benim patronum Demir ya. Ayrıca Demir benim kankam. Nasıl diyeyim, Nil'in masasını yerleştirdim kanka. Bir görmen lazım. Her taraf kırmızılı. Böyle çiçek gibi oldu masa mı diyeyim, ne diyeyim ya? Çok güzel. Etme. Sorun değil. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. O zaman şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Tak özür dilerim. Yavaşı da kendi kalesine emin. Ali Feyyaz. Sarı Metin Sağcık. Ne? He? Tamam mı? Yok. Kadro ile ilgili bir sıkıntı oldu. Hayırdır oğlum? Eva mı geldi? Yok be kardeşim, nerede? Düğün mü var yoksa yakında? Ne? Yok be abi, ne düğünü? Allah korusun, ağzından yer alsın. Neydi bizim çalışanımız? Ha öyle mi? Ha. Yok, Bilir Hukuk Bürosu'nun yöneticisiyim. Demir Bey benim çalışanım. Hoş geldin ya. Neyse canım, hangi rüzgar attı size onu söyleyin. Ya kardeşim şey... Şu sizin nişanı duyduk da bayağı görkemli falan olmuş ama kardeşim sonunda ters o durumlar olmuş galiba. Nereden duydunuz? Gizli mi tutuyordunuz? Anlaşılan öyleymiş. Sen yabancı değilsin Demir. Aman gözünü seveyim. Aileler dışında kimse bilmiyor. Basına sızarsa rezil oluruz. İşte tam da biz bu noktada size yardımcı olmak için buradayız. Nasıl yani? Anlamadım. Kızın ailesi avukat olarak Berkant Kulter'i tutmuş. Avukat mı? Nasıl olur ya? Mahkemeye gitmeyecektik. Siz ve aileniz bu meseleyi çözüme ulaştırmak istiyorsanız hiç mahkemeye intikal etmeden bu işi çözebiliriz. Nasıl? Arabuluculuk yöntemiyle. Arabulucuyum ben. Ne kendi konusunda aslında uzman. Yani eğer aileleri bir araya getirebilirsek bu işi çözecektir. Bu imkansız. İşler iyice çığırından çıktı bir kere. İmkansız diye bir şey yok. Sadece tarafları dinlememiz yeterli. Başta ayrı ayrı da görüşebiliriz. Önce bu meselenin buraya nasıl geldiğini bir anlayalım. Ece'yi ben hala çok seviyorum. O da beni. Ama aileler bir türlü anlaşamadı. Nişan gecesi her şey çok güzel başlamıştı. Ece ve ben çok mutluyduk. Bize kalsa yurt dışında evlenip ailelerimize sürpriz yapacaktık. Ama kızarlar diye vazgeçtik. Babamlar aynı sektörde çalıştıkları için birbirlerini tanıyorlar. Hatta bir ara rakip bile olmuşlar ama aralarında husumet yok. Annem zor bir kayınvalidedir. Nereden biliyorsun derseniz, abim Kayhan'ın eşi Selma yengeme çok çektirmiştir. Hala kızı ağlatır. Neyse, gerdanlık Ece'nin boynundaydı. Nişan bitti, herkes evine gitti.
Ertesi gün Ece'nin annesi Nazmiye Hanım gerdanlığı tanıdıkları bir kuyumcuya göstermiş. Kuyumcu da bu sahte deyince kıyamet kopmuş. Sahte mi? Biz nişan sonrası 2 günlüğüne Ece ile Kıbrıs'a gittik. Bir haber geldi ki aileler nişanı atmış. Apar topar döndük. Peki bu gerdanlık şimdi nerede? Nişanı atınca bütün takıları geri göndermişler. Gerdanlık bizde. Ama bizim taktığımız gerdanlık değil. Sahtesi. Peki ya siz sahtesini takmış olabilir misiniz? Saçmalama değil. Koskoca Biberoğlu ailesi böyle bir şey tenezzül etmez. Aslında Ece'nin ailesi de böyle bir şey tenezzül etmez. Yani neden bizim taktığımız gerdanlığın sahtesini bize geri göndersinler ki? Evet doğru. Bu işte bir iş var. Hey Allah'ım yarabbim. İş falan yok işin içinde. Kızın ailesi sahte gerdanlık yaptırmış, orijinaliyle değiştirmiş. Sahtesini size kakalamaya çalışıyorlar kanka. Belki kızı seviyorsun, konduramıyorsun ama bu işler böyle oluyor işte. Peki bu nişan gecesinin videosu çekildi mi? Evet, gecenin bir kaydı var. Bu benim kartım. Bir kopyasını adrese gönderirseniz çok sevinirim. Olur, bugün hemen gönderirim. Peki bu fotoğraf bizde kalabilir mi? Sonra iade ederiz. Tabii. Kardeşimize müsaade o zaman. Merak etme. Tekrar memnun oldum. Ben de. Kartım size. İstediğiniz zaman arayın. Yapmaz o kadın böyle bir şey. Ben çocukluğumdan beri tanıyorum onları. Sultan teyzeler Karun kadar zengindir. Niye böyle bir şey yapsın ki? Gelinin ailesi neden yapsın peki? Allah Allah. Ne bileyim abi. Sultan teyze insanlara lüsten bakar. Kibirlidir. Belki cemiyet içinde rezil etmek için yapmışlardır. Bu işin içinde başka bir iş var demiş. Allah Allah. Ne işi olacak bu işin içinde? Kızın ailesini mahkemeye vermek istemesinden belli. Zaten dünyanın en yavşak, en sahtekar avukatını tutmuşlar. Berkant Kunter. Şimdi de sahtekar mı oldu? Şimdi olmadı. Zaten hep sahtekardı bu adam. Kim bilir ne fırıldaklar çeviriyordur o bu işi kapmak için. Ha, bizim şu anda yaptığımız gibi değil mi? Ya ne alakası var? Bu gerdanlığın kopyasını her usta yapamaz değil mi? Ya Ayhan yüzyıllık falandır dedi. Zannetmiyorum yani başkasını yapabileceğini. Ayrıca onu yapan usta da çoktan Mortingen olmuştur bile. Demir, Demir, dikkat et Demir! Tipe bak ya. Abartma be kızım. Abartıyor muyum? Tırın altına giriyorduk be. Ya gülüyorsun. Ya dur, bana teşekkür edeceksin hayatımızı kurtardın diye. Hala çekiyorsun. Kes. Ben gerçekten sana hiçbir şey demiyorum. Kes. Nereye gidiyorsun? Senden bir cacık olmaz. Neco. Hı? Senin bu Demir'in yanında aylaklık etmekten başka bir işin var mı? Aylaklık mı? Cesil. Ama kalbimi kırıyorsun. O ne demek ya? Ben de şurada 6 ay öncesine kadar kameramanlık yapıyordum. Belgeselciyim ben ya. Bırak şimdi o işleri ya. O iş patladı zaten. Gitti o. Ben şeyden bahsediyorum. Böyle başka bir işin var mı? Ya tamam, ben kendimden bahsetmeyi çok sevmem ama ben yarı arkeoloğum. Indiana Jones olmak istiyordum ben normalde. Ama okulu bitiremedim ben ya. Hocalar bana taktı ya, gerçekten. O zaten olmazmış da. Peki şey, böyle başka bir şey var mı? Hani yani böyle başka bir yeteneğin, işin, gücün, şeyin var mı? Ha? Vardır be. Ha? Şey, geliyorum. Geldi. Ben buranın bomuyum. Bom mu? Bom ne be? Ne demek bom ne ya? Bilmiyor musun bomu? Cisil yapma Allah'ını seversen. Bom, iş dünyası diliyle sana nasıl anlatayım? CEO gibi bir şey. Ya ben anlamadım şimdi yani. B-O-M ne bu? Açılışı ne bunun? Açılımı ne? Açılımı Business Organization Management. Management? Business Organization Management. Ya Demir söyledi işte bana. Ben Demir'e sorarım yine gelince. Ama yani böyle önemli bir görevdeyim. Yani hakkı bilir hukuk bürosunun ben bomuyum ya. Hmm. Yani bom kim? Neco yani. O kadar. Ciddi söylüyorum. Tamam, bunun böyle şeyi var mı? SSK'sı, maaşı, ne bileyim bir bağ kuru falan, öyle bir şey yok mu yani bunun? Cesil, şunu atlıyorsun. Demir buranın sahibi, benim en yakın arkadaşım. Ne SSK'sı ya? Yani ben SSK'lı olmam, SSK Necoğlu olabilir. Yani biz, yani ben Demir'in arkadaşıyım, ne diyorsun sen? Ayrıca ben böyle tek tip,
O böyle o sıkıcı hayat tarzına karşıyım. Maaş, tek maaş. Hep her ay yapacaklarım belli. Ben buna karşıyım. Oo, ben seni anladım ya. Ben seni çözdüm yani. Benim ne işim var zaten seninle? Git tek başına yap ne yapıyorsan. Ah aptal kafam. Kafasız kafam. Kafasız değil. Bırakalım mı anam? Ya Allah aşkına inat etme, bin şu arabaya hadi. Sen yoluna devam et lütfen. Optik hasta mısın? Otoyol burası. Allah Allah, kadın başına yürünür mü? Manyak mısın? Binsene şu arabaya. Ne varmış kadın başımda? He? Erkek olunca yürünüyor da kadın olunca mı yürünmüyor? Ben kendi kadın başımın çaresine bakarım arkadaş. Benim kimseye ihtiyacım yok çok şükür. Allah Allah. Bir çalışmak, bir koşuşturmak ki sorma. Gitti o serserilik yapan çocuk. Geldi zehir hafiye. Ofiste işleri tek başına çeviriyor. Babasının koltuğundan yürütüyor işleri. Ah Hakkı Bey, oğlumuz senin koltuğuna oturdu. Ah, ah. Ne kadar isterdin adam olmasını, işleri idare etmesini. Kısmet. Dünya gözüyle göremedin. Ama maşallah nazar değmesin. Oğlumuz aslanlar gibi çalışıyor artık. Kımıldadın mı sen? Aa, gözünü mü oynattın? Yetişin! Hemşire! Hemşire! Kımıldadı Hakkı Bey, koşun. Ah. Allah'ın birliğine emanet, bir mucize gerçekleşiyor ya. Beto çabuk koş doktoru çağır. Çabuk acil. Acil mi? Tövbe tövbe, ne oluyor acaba? Ya ya. Nil. Hadi sıkıldım ama bin şu arabaya be kızım hadi ya. Kızım mı? Ha kızım. Kızım ne ya? O ne biçim bir hitap şeklidir? Ben sana hiç odun diyor muyum? Allah'ım ya. Dedim işte. Hadi bin itici hadi. Tamam tamam, kusura bakma, ağzımdan kaçtı. Ben de öyle demek istemedim. Yani senin gibi bir adama odun demek, böyle bu güzelim yeşilliği ağaçlara ayıp etmek demek. Doğru. Tamam hadi bin şu arabaya, gözünü seveyim. Ne bileceğim ya? Sen devam et yoluna, ben gidiyorum. Böyle devam ya, edeceğim. Kızım kamyoncular, mamyoncular bir sana şimdi. O ne demek ya? Efendim anne. Demir'im. Ha? Baba, çocuğum. Baba, ne oldu babama? Ne olmuş Hakkı Bey'e? Alo, anne. Alo. Ne olmuş Hakkı Bey? Bir dur be, bir dur. Dur be kızım. Hay ulaşamayan kişine de anne şu telefonu bir kere de şarj et ya. Bir kere de şarj et. Nereye? Seveyim. Hastaneye. Dur ya, dur. Ben de geliyorum ya. Hakkı Bey'e ne olduğunu merak ediyorum. Ne olmuş babana? Bas. Aa, ne olmuş buraya böyle? Kimsecikler yok. Kapanmış burası, bence batmış. Salim, benim kızımın başında olduğu bir yer batamaz. Gel bakalım ne oluyor? Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk da ne olmuş böyle? Biraz ara verelim gelmeye dedik, atmosfer değişmiş. Kimsecikler yok. Kızım nerede? Onlar Demir Bey'le çıktılar. Çıkamazlar. Çıktılar. İmkansız. Ya çıktılar diyorum, gözümden gördüm. Yalan borcu mu var? Canım kadın gözüyle görmüş, çıkmışlar. Sen sus Salim. Benim kızım o çocukla çıkamaz. Sen şimdi benim lafıma mı inanıyorsun, bu kadının gözlerine mi? Ya öyle değil, iş için çıktılar. Ha ya sakin ol lütfen. Ay karışma Salim. Ben o çocuktan uzak duracaksın dedikçe kene gibi yapıştı yavruma. Tamam sakin ol, bence biz gidelim. Zaten Nil de yok. Sen istersen git Salim. Ben işin aslını aslarını öğrenmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Demir söylemeyecek misin ya? Bir şey söyle, ne olmuş babana?
değil. Allah aşkına bir sus ya. Allah aşkına, Allah'ın adını verdim bir sus. Ay yay. İnşallah bir an önce baban iyileşir. İyileşir de o işini başına döner, ben de senden kurtulurum. Ha, çok beklersin. O nasıl laf ya? Babanın iyileşmesini istemiyor musun Demir? Ne biçim konuşuyorsun? Ya nerenle anlıyorsun lafı? Babamın iyileşmesini en çok ben istiyorum. Adam zaten benim onun istediği gibi evlat olamadığım için öldü. Ha. Ya yok, ben öyle demek istemiyorum. Yani sonuçta kasten yaptığın bir şey yok senin. Kader değil mi? Kaderin önüne geçemezsin. İyileşecek baban şimdi. Dur biz bir yanına gidelim onu. Kızımın odasını boşaltmışlar. Haciz mi geldi acaba? Vah yavrum vah. Bak günlerdir keyifsizdi, demek bu yüzdenmiş. Ya öyle olmadı. Haciz maciz yok. Ay. Bana bir şeyler olursa. Bak bak bana bak. Allah aşkına burada bayılmaya kalkma. Bak hiçbir yerde kanepe yok. Yere yatarsın. Ay, öldürürüm vallahi seni sahi. Yani şimdi ben de bayılacak olsam bu taşlara mı bayılacağım ha? Ya sen bunu özel... Bir sürü sandalye vardı. Geldim bunu yani tekerlekle vurayım, kafa mı kırayım istiyorsun galiba? Saçmalama, eline vurma hadi. Ne oluyor burada? Ay Figen teyze, bir şey olmuyor. Ya o tutuyordum ben onu, o da çakıyordu yani şey. Ya sizden bana ne? Ya benim kızım nerede? Nil nerede? Neden eşyaları bu odada? Ya şirket olarak küçülmeye gidiyoruz Figen Hanım. O yüzden Demir yönetime el koydu. Ne? Sabah. Ne dedin sen? Yani... Benim kızımın yönetimine mi el koydu? Evet. Hakkı Bey'in durumu nasıl, olayım ben? Ha evet Hakkı Bey. Ya evet Hakkı Bey, ne oldu Hakkı Bey? Bir şey mi oldu ya? Söylesenize, kötü bir şey varsa saklamayın benden. Bir saniye bakıyorum. Ya nasıl bir saniye ya? Tamam Demir, tamam. Abiciğim, abi babam öldü mü? Ne olur bana doğruyu söyle. Hayır hayır, yok öyle bir şey. Saçmalama Ayşe. Tamam Ayşe'ciğim, tamam ağlama. Geçecek her şey, düzelecek. Ya dokunma bana, uzak dur. Tamam Ayşe. Ya senin bizden başka işin gücün yok mu? Ya sen gitsene, o çok sevdiğin yöneticiliğin tadını çıkar mesela. Git sağa sola emirler falan yağdır. Ama bizden uzak dur. Ayşe tamam. Tamam. Muazzez Hanım bakın, demin de size anlattığım gibi Hakkı Bey'in durumu stabil. Bu durumda bizim daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok burada. Yani nasıl, ne demek şimdi anlamadım. Yani Hakkı Bey'i evine götürmek sizin için daha uygun olabilir. Yani bu vaziyette böyle cihazlara bağlı şekilde. Tabii tabii. Bu cihazların benzerini evinize kurdurabiliriz. Böylece... Canım böyle şey olur mu? Yani olağanüstü bir durum olursa biz evde ne yaparız sonra doktor bey? Muazzez Hanım, bu aşamadan sonra yaşanacak tek olağanüstü durum Hakkı Bey'in uyanması. Oğlum iyi ki geldiniz. Bak doktor bey diyor ki babanı bu vaziyette eve götürebilirmişiz. Eve mi? Babam iyileşti mi? Baba, babacığım. Kızım duymaz senin çocuğun. Durumu nedir? Maalesef durumunda bir değişiklik yok babanızın. Eve çıkartırsanız aynı cihazlarla aynı şekilde makineye bağlı yaşayacak. Haftada bir ya da acil durumlarda biz gelip kontrolleri yaparız. Ama gerçekten acil durum olursa tabii. Anladım ama neden böyle bir şeye gerek duydunuz? Çünkü burada çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Bakın bir mucize bekliyorsak evinde olması, bakarsınız onun için daha iyi olur. Tekrar geçmiş olsun. Lütfen. Seni de duyamaz çocuğum. Ağlama can. Üzülme yavrum. Hadi gel biz seninle biraz hava alalım. Hadi çocuğum. Hadi yavrum. Hadi ağlama. Ağlama yavrum. Gel çocuğum. Gel. Benim. Duydunuz mu? Bir tanecik kızım, ben onu ezdirmem. Söyleyin o demir denecek adama. Çok ayıp oluyor ama. Ayıp sana oluyor Salim Bey. Bir çift lafta baba olarak sen desene. Yahu ben ne diyeyim? Deme Salim, sen deme. Benim dediğimi diyeceksen zaten sen hiç deme.
Nilüfer teyze yani ne yapacağını bilir değil mi? Ben bilmem. O bilse de ben anlamam. Söyleyin ona. Kızım burada Hakkı Bey'in hatına kalıyor deyin. Tamam. Muazzez hanımcım arıyor. Alo? Efendim Muazzez hanımcım? Fatime? İşte misin sen? He, işteyim, buradayım. Hemen çık eve geç. Ha, Hakkı Bey'i eve getireceğiz, evi hazırla. Duyuyor musun beni kızım? Oo, duydum Muazzez hanımcım, emredersiniz. Tamam, ben de hemen geleceğim. Fatime abla ne diyor? Ne olmuş? Ya kızım niye kapattın hemen? Bir çift lafta biz etseydik. Hakkı Bey eve gelecekmiş. Ölmüş mü acaba adam? Sana mı söylemiyorlar? Alıştıra alıştıra mı söyleyecekler? Ben ne bileyim eve gitti hazırlık et dedi. Helva hazırlığı mı? Helva ile ilgili bir şey söyledi mi? Pirinç bulgur al dedi mi sana? Öyle bir şeyler söyledi mi? Tövbe yarabbi. Aa, ne oluyor ya? Seninle konuşmam lazım. Tamam. Tamam yani konuşalım da bu nasıl bir tarz böyle? Sana bazı sorularım olacak. Ne tür sorularmış bunlar? Sizin ofiste tuhaf bir ikili var. Çok normal. Tuhaf ofiste tuhaf insanlar olur. Gerçi bu aralar gelsin de kim gelirse gelsin de diyebiliriz. Baksana şunlara bir. Değil mi? Bak yakını tanıyacak mısın? Kim bunlar? Nil'in korkunç annesi Figen Hanım. Nil'in mi? Yine denetime gelmiş anlaşılan. Yani Adalet Bakanlığı bu kadar teftiş etmiyor bu ofise. Avukat mı kadın? Ay hayır değil. Ama seni benim cebinden çıkarır. Yani kızın ders çalıştırırken kendi de okumuş kadar olmuş hukuk fakültesine. Pek mi merak ettim bakıyorum. Şimdi ben sorabilir miyim neden bu kadar ilgilendiğini? Yani ne olmuş şimdi tam olarak? He? Sahiden iyileşmiş mi Hakkı Bey? Ya sonuçta iyileşmese neden eve çıkarsınlar ki Figen Hanımcığım yani değil mi? İyileştik ki çıkarttılar. Ne oluyor burada? Hakkı Bey mi iyileşmiş? Ya bilmiyoruz Fatime abla konuştu bir şey de demiyor. Evet ya konuştu bize hiçbir şey söylemiyor. Söylesene kızım. He. Ya Fatime abla bir şey söylesene hiçbir şey söylemezsen böyle olmaz ki ama. Yani sinirlisin diye korkuyoruz senden soramıyoruz ki zaten. Bir durun. Ya bir durun lan. Lan attınız beni. Hakkı Bey eve gelecekmiş. Onu dedi başka da bir şey demedi. Allah Allah. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Doktorlar Hakkı Bey'den ümidi kesmiş. Evinde ölsün diye yolluyorlar. Figen tövbe de tövbe de. Sen sus Salim. Nerede ne söyleyeceğimi sana mı soracağım ben ya? Hadi yürü kalk bizi gidelim. Hadi kalk yürü. Ay. Ölmüş mü? Yani bilmiyorum ki. Yani herhalde öyle. Ya yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Bu Nil aynı anası. Onun düz siyah saçlısı. Anası permalı, düz saçlı. Yok be babasına benziyor. Babasına mı benziyor? Ömrün yeri o insan. Benim kızımın burada işi bitmiştir. Esas patrondan ümit kesildiğine göre burada kalması manasız hem de çok manasız. Yani bırakalım da buna Nil kendi karar versin Figen'cim. Bizim ailede kararları ben veririm. Siz de uygularsınız. Pardon, pardon affedersiniz. Evet. Merhaba ben avukat Berkant Kunter. Aa, ne demek oluyor şimdi bu? Yani şimdi siz bizim sesimizi mi duyup geldiniz? Yok, hayır efendim. Bakın avukat bey, biz kocamla yıllardır kavga ederiz ama hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyoruz. Dolayısıyla bir avukata ihtiyacımız yok. Gerçekten çok şakacısınız. Ben şaka yapmıyorum. Buyursun. Siz Nil Hanım'ın annesisiniz yanılmıyorsan değil mi? Evet. Nereden bildiniz? Benzettim saçlarınız, bakışlarınız, bu endam. Çok memnun oldum. Ben de. Pardon, isminiz Selim miydi? Berkant efendim. Avukat Berkant Kunter. Star Hukuk Bürosu'nun sahibi. Ben de Figen Karay. Bilir Hukuk Bürosu Müdürü Nil Karay'ın annesiyim. Ben de babası Salim. Tekrar memnun oldum efendim. Sizinle kızınız hakkında konuşmak isterdim. Kızımız hakkında mı? Neden? Buyurmaz mısınız? Bir kahve mi içerseniz çok memnun olurum.
türlü sana layık olamadım. Hep kızdın bana. Daha doğrusu ben seni kıstırdım. Serseri oldun, kızdırdı seni. Sen de beni hep kolladın. Hiç de bana belli etmedin üstelik. Yine beni korurken de bu hale düştün. Vay be. Uğraşıyorum şimdi. Yani sana layık bir evlat olmak için uğraşıyorum ama... onu da sen göremiyorsun işte. Senin beni çocukken uykumda sevdiğin gibi yani. Ama kalk be, ne olur ya. Yine öyle dimdik gür sesinle bağırsan bana. Razıyım, yeter ki eve dön be baba ya. Yeter ki eve dön. Oh. İyileşecek Hakkı Bey. Ben bütün kalbimle inanıyorum buna. Sen beni de dinliyorsun ya. Hayır ya, şey, ben senin çıktığını sanmıştım o yüzden. Yeter be. Yeter bir ya, ne azarlıyorsunuz beni ya hepiniz? Ne var Neco ya? Kanka ne yapıyorsun? Bir şey soracağım sana ben Demir. Hakkı amca öldü mü? Hayır, çünkü bir söylentiye göre şey diyorlar, öldü diyorlar. Bir söylentiye göre diyorlar ki hani eve çıkartacaklar da son günlerini işte sizle falan geçirse öyle ölsün. Ya ne diyorsun oğlum, saçma sapan konuşma. Nil'le annesi dedi ki öyle yaparlar dedi. Yani ölmeden önce eve çıkartırlarmış. Son günlerini evde geçirtirlermiş. Nil'in mi annesi orada? Ne işi var onun orada ya? Annem mi? Benim annem mi? Tamam, kapat geliyorum, kapat. Ne olmuş ya? Nil Hanım'ın güzelliğini ve zarafetini kimden almış sizi görünce daha iyi anladım. Teşekkür ederim, çok kibarsınız. Gözlerini bana benzetirler kızımın, gözler benden. Salim, sen bir sus. Nasıl bir kız yetiştirmişsiniz, tebrik ederim. Vallahi bravo. Bütün hukuk camiası kızınızı konuşuyor. Arabuluculuk yönteminin ilklerinden ve en iyisi olduğu söyleniyor Nil Hanım için. Aa, duyuyor musun Salim? Az emek vermedim ben kızım büyütürken. İnanın o koca koca hukuk kitaplarını bizzat kendim sabahlara kadar ezberlettim. Hakkı Bey gibi bir kurt. Boşuna vermemiş onca yetkiyi Nil Hanım. Dört dörtlük bir hukukçu yetişmiş sayenizde. Öyledir benim kızım. Özetle sizi tanımak ve tebrik etmek istedim. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ne demek efendim? Hadi kalk Salim, biz sizi fazla rahatsız etmeyelim. Sizin de işleriniz vardır. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz her şey için. Her zaman beklerim efendim, her zaman. Hayırlı olsun bu arada yeni ofisiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı olsun. İyi günler efendim. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Saygılar. Kim arıyor? Sana ne? Gıcık. Gıcık, alo. Kaba şey. Pardon kardeşim, geveze. Demir selam. Ece ile konuştum. Gerçekten de dava etmişler bizi. Ece ile konuşmak istersen salacaklar işte. Anladım. Tamam, geliyorum, yakınım zaten. Tamam. Kim arıyor ya? Nereye gidiyorsun? Ayhan, Ece ile buluşmuşlar. Benle konuşmak istiyorlarmış. Ne olmuş ki? Ne bileyim, gelince anlatırım, sen şirkete dön. Ne münasebet ya? Ben de seninle geliyorum. Ya sen nasıl bir insansın ya? Arabaya bin derim binmezsin, in derim inmezsin, gel derim gelmezsin, git derim gitmezsin. Ne işsin ya sen? Hadi çok konuşma da bin arabaya. Ben de seninle geliyorum, o kadar. Hadi. Emredersin komutanım. Neci o? Şu ağzını şurasını silsene şöyle. Ne oldu ki? Ne oldu? Kadına bakarken böyle ağzın kaydı mı, onu söylüyorum? Ya ne alakası var ya? Saçmalama, ben bir kere kadına topuklu ayakkabıyı hiç sevmem ki. Topuklu giymiş. Ya niye sevmiyor musun sen topuklu ayakkabıyı? Kendini olduğundan daha uzun göstermeye çalışmanın ne alemi var ki ya? Neysen olsun abi. Alakası bile yok. Yani estetik duruyor o yüzden. Estetik mi dur? Bence kadına düz ayakkabı daha çok yakışıyor, biliyor musun? Dümdüz ayakkabılar daha çok yakışıyor. Babetler mesela. Tam boyu kadar olan ayakkabılar çok yakışıyor. Gerçekten mi? Evet. Babet giyeyim böyle, bir de gibi yayasın değil mi ayağım? Onu istiyorsun yani. Ayrıca ben
çekici bir insan olduğum için topuklu ayakkabıyla bir tık daha çekici oluyorum. Böyle coşuyorum resmen. Abi sen kendi çekiciliğinden başka hiçbir şey düşünmez misin? Ben ne yapacağım senin yanında? Bütün gün senin yanında geziyorum. Ben de mi topuklu giyip aynı boya gelmek için? Baksana şuna çizim. Catwalk mu yapayım böyle böyle senin yanında? Çizim günaydın mı diyeyim? Ya, tamam be aman ama çok taktın ya şu boy meselesini ya. Benim umurumda mı sanıyorsun gerdanlıkmış, mücevhermiş? Aşkım, ben senin kötü niyetli olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama aileni bu davadan vazgeçirmen lazım. Tamam ama nasıl? Bizimkileri yapmadıkları bir şeyle suçlayan senin annen. İlk önce onun gelip özür dilemesi gerekiyor benim ailemden. Ece, yapma Allah aşkına. 6 milyon liralık mücevher yok ortada. Parası hiç mühim değil. Hatırası önemli olan. 100 yıllık aile yadigarı. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu görünen durumda Ayhan'ın ailesinin sana sahte gerdanlık takmak için hiçbir geçerli sebebi yok. Biz niye sahtesini iade edelim peki? Bilmem. Belki nişanı bozduğu için uyuz olmuşsunuzdur. O yüzden intikam almak istemişsinizdir. Yani senden değil, ailenden bahsediyorum tabii. Benim ailem buna tenezzül etmez Demir Bey. Demir öyle demek istemedi. Vallahi ben sadece görüneni söyledim. Görünen bu değil ama. Ece Hanım sakin olun. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Bakın. Her iki aileyi de bir araya getirerek bu konuyu mahkemeye gitmeden halledebiliriz. Hem de kimselere duyurmadan. Hem bu konu duyulursa Ayhan Bey de siz de zarar görürsünüz. Gerek yok buna. Bu doğru. Nasıl olacak peki? Anlattık işte size durumu. Hem Ayhan'ın ailesinin de bir adım atması lazım ama. Tamam, biz o adımı atmalarını sağlayacak bir şeyler bulacağız elbet. Yalnız siz de bu zaman içerisinde lütfen ailenizi mahkemeden vazgeçirin. Bize zaman kazandırın. Bu işi uzlaşmayla çözelim. Alo, Çisil. Bak şimdi sana... Dur bir dakika dur. Sana bir fotoğraf gönderdim. Kızın boynunda eski bir gerdanlık var. Bir araştır bakalım eski mücevherlerle ilgili ne bulabileceksin? Yani nerede buluruz, nerede satılır falan. Tamam, hadi bakalım kolay gelsin. Tamam, hemen araştırıyorum. Nil, bu arada bir tane kurye geldi sana. İçinde CD var. Heh, nişan CD'si o. Bak o görüntüleri de iyi izle. Hadi bakalım göster kendini. Tamam, almış bil, öptüm. Evet, evet. Bu işin içinde başka bir iş var. Kimin yalan söylediğini bulmamız lazım. Yine geldik değil mi o sahneye? Bu işin içinde başka bir iş var. Ya ne işi olacak işin içinde? Belli ki kızın ailesi, çocuğun ailesine gerdanlığı akozlamış işte. Hep ilk akla gelenin peşindesin Demir. Bu yüzden de birlikte yaşadığımız davalarda yenilmeye mahkumsun. İnanın, siz de her şeyin altında bir halt aradığınız için sürekli detaylarda boğuluyorsunuz. Bu nasıl? Haklı çıkacağım. İyi, göreceğiz bakalım. Tamam, o zaman sen haklı çıkacaksan ne olur bana şu dahiyane fikrini söylesene. Paylaş bunu benimle, hadi bakalım. Paranın izini süreceğiz. Öyle mi? Paranın izini süreceksek Şerif Oy'da da haber verelim, atları getirsin. Ya ne parası? Bunların ikisinin ailesi de Karun kadar zengin. Hangi paranın izini süreceğiz? Ya paranın izini sürmek her zaman içe yarar. Öyle bir bana mi? Bırak. Paranın izini. Ben her şeyin izini sürerim biliyor musun? İzciyim ben. Çocukluğumdan beri izciyim ben. Her şeyin izini sürüyorum. Çok komik. Para iziyle ayı izini karıştırmayalım yalnız. Gel gel, beklesene. Kumandayı versene. Şunu aç be. Play'e bas. Aa, yetişemiyorum bak. Boyum çok kısa ya. Topuklu da yok. Güdük kaldım, kumandaya yetişemiyorum. Ya ne çok saçmalama ya. Şaka yaptım ben sana. Ha. Sen bayağı alındın yani. Dur tamam bak. O zaman şöyle yapalım. Bak ne yapıyorum şimdi. Topukları çıkartıyorum. Gel yanıma. Aynı boydayız. Gel be. Uzatma hiç. Ya bir gelsene. Ya tamam uzatma. Vallahi aynı boydayız. Bir gel bir ölçelim. Ya, gel. Gel aynı boydayız ya. Neden? Neredeyse aynı boydayız yani. Aynıyız tabii. Ne olacaktı ki? Sen haksız rekabet yapıyorsun. Giyiyorsun bu kadar topuk. Oluyoruz sonra Şaban'la Güdük Necmi gibi. Annem gibi oluyorsun böyle. İyi tamam ya. Hadi şunu aç. Aç izleyelim. Önemli bir şey bu. Hadi. Peki neredeler? Hı? Yine 3 kuruşluk arabuluculuk işleri kovalıyorlardır. Vallahi çok sıkıldım. Yani ben duruşmadan duruşmaya koşturuyorum. Onlar boşa geziyor. Resmen artık ofisi ben idare ediyorum. Bak, bütün takip ettikleri işleri bana detaylı bir şekilde öğrenmeni istiyorum. Çok sıkıcı. Sıkılmak yok Ahu'nun. Sıkılmak yok. Sana bunun için para ödüyorum biliyorsun. Biliyorum. Nişan, bunlar ne gereksiz masraflar yani? Nikah yapıyorsun işte, yetmez mi?
Ya olur mu öyle bir şey ya? Bunlar çok önemli şeyler. Ya bunlar yapılmazsa olmaz yani. Sözüydü, kınasıydı, kız istemeseydi, nikahıydı, üstü açık arabadır. Özellikle üstü açık araba bayağı iyi yani. Gelin arabası için üstü açık araba. Evet. Kolay gelsin. Aa, çiçek gibi olmuş. Gel. Gel şu masana otur bakalım. Ne haber Necan? Ne haber Müşkan? Bu ne ya? Dantelli don reyonuna çevirmişsiniz odayı. Ben de bu odaya taşındım. E tabii, her müessesin bir engelli çalıştırma zorunluluğu var. Kanunda var bu çünkü, değil mi? Kanka sen bom değil misin ya? Bom mu? Gerizekalıları niye odaya aldın o zaman? Abi ne var, hep beraber bu odada yaşayabiliriz güzel güzel. Kisil de ben sen ineyim. Kalk şuradan oğlum ya. Kızınla böyle davranma. Kalk şuradan. Kalk şuradan. Gerizekalı ne ağzını sana kullanıyor. Hayvanat bahçesine dönmüş o da. Aman canım, neyse ne işte. Hoş geldiniz odanıza. Çisil bir şeyler bulabildin mi? Aslında tam olarak bulamadım. Ama şöyle bir şey buldum. Yarın bir tane müzayede var. Orada bizim aradığımız tarzda böyle eski mücevherler satılıyor. Belki bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Buna katılmak için davetiye falan gerekiyor mu? Gerekmiyor çünkü ben aradım, hallettim. Yarın gidiyoruz. Aferin benim arkadaşıma ya. Helal olsun. Ben biliyordum zaten ne kadar iş bitirici olduğunu. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim ya? Biz Çisil de... Yani çok iyi bir ekip olduk ya. Yani ciddi söylüyorum ha, süper bir ekip olduk. Süper olmadı mı? Güzel oldu yani. Neymiş o süper olan? Bizim ekip, birlikte çalışma ve grup anlayışımız. Çok şık bir şeymiş. Bu Ece Hanım'ın nişan görüntüleri değil mi? Tanıyor musun? Yok hayır, yani Berkant Bey'in müvekkili galiba. Adliyede birkaç defa karşılaştık. Çok şık bir mücevhermiş. Yani ilgileniyorsanız eğer yarın bir müzayede olacak. Dünya Müzayede Evi'nin düzenlediği, isterseniz gidersiniz. Yok. Yani Ahu Hanım'ın ilgi alanına girdiğini düşünmüyorum. Evet doğru. Girmiyor. Oğlum, sen bu makineyi kurdun ama buraya elektrik kesilirse ne olacak? Siz fişi çekmeyin yeter. Biz jeneratörü bahçenize kurduk bile. Fatime, bak duydun. Sakın fişi ellemeyeceksin. Yok yok, hayatta tokanmam ben ona Muazzez Hanımcığım. Aman Allah'ım. Hakkı Bey, evine geldin. Mutlu musun, rahat mısın, iyi misin? Bak, bu değişim sana çok iyi gelecek. Yarın akşam... Senin eve gelişinin şerefine kızla oğlanı yemeğe çağıracağım. Ya özlemiş misin evini? Ay anne, babam bu soruların yüzünden uyanmıyor bence. Cevap veremiyor işte, bir rahat bırak babamı. Hayır sana mı soracağım ben, ne soracağımı? Ay ben de acaba şurada kıvrılıp yatsam Hakkı Bey'in yanında. Ay anne ya. Kızım yine niye getirdin bu kızı buraya? Yavaş anne ya, kız duyacak şimdi. Ayrıca o benim en iyi arkadaşım. O senin dengin mi ha? Liseyi bile zar zor bitirdi. Sen koskoca avukatlık bürosunun yöneticisisin. Anne ya! Anneye ya denmez. Hadi al şunu götür. Yardım et biraz bana be. Hadi. Duymamıştır inşallah. Bunu ister misin sen? Ben isterim. Şöyle. Kızım bak, aklını başına topla. Doktorlar da adamdan ümidi kesmişler. Hemen bas istifayı, git kendine başka iş ara. Sana iş mi yok? Olmaz olur mu Figen teyze? Bugün var ya bomba gibi bir iş teklifi geldi Nila ama kabul etmedi. Çesil sen susar mısın biraz? Ne teklifi geldi? Kızım söylesene, neyin? Kimden geldi teklif? Bizim plazaya yeni bir hukuk bürosu taşındı. O ofisin sahibi yeni iş teklif etti. Yani bu kadar. Berkant Bey'i mi? Yok artık anne. Sen Berkant Bey'i nereden tanıyorsun? Bana ajan Figen derler kızım. Ben her şeyi bilirim. Annen bilir kızım. Her şeyi bilir. Ay vallahi alıp başımı çekip gideceğim buralardan. O olacak yani. Mutlu olacaksınız o zaman. Aptal saptal konuşma. Berkant Bey iyi bir insan. Ben çok sevdim. Ayrıca sana çok güzel bir iş teklif ettiyse hemen basıyorsun istifayı ve kabul ediyorsun. Bitti.
daha iyi oldu. Yani içtiyse babam kendi evinde basını solur. Sen de git gelden kurtulursun, hem de sevgili kocanın yanında olursun hep. Yanımda da oğlum. Neye yarar ki? Dağ gibi adam eridi gitti. Saksı gibi duruyor durduğu yerde. Ya o değil de ben bugün o kızdan bir kez daha nefret ettim ha. Yani abim çok haklıymış. Gerçekten çok itici bir kız. Hangi kız bu? Neden bahsediyor? Artık bu Nil hakkında böyle şeyler duymak istemiyorum ben. İkinizin de çekeceğim kulağını. Ece çeker vallahi. Çeker kulaklarını uzatır, öyle kalırsın sonra. Yani senin boyunu yetişip de ne çekebilir ya kulaklarını? Vallahi benim kulaklarımı çeke çeke uzattı boyumu. Demir, bak baban komada duymaz ama ben duyuyorum dediklerini. Şimdi çekeceğim kulaklarını. İyi çekeceğim kulaklarını. Ölüyorum. Allah. Ay, bir şey söyleyeceğim. Artık siz bu şeye son verin artık. Nedir ya böyle böyle oyun mu olur ya? Sonunda. Bak bu sefer ben kazandım. Artık vazgeçer herhalde yani. Ceketten de anlayacağınız gibi tabii ki sizden daha önce geldik. İşe geç kalan kadın kanı çayı içmeye geldik. Sabah çayı içer misin? Geciktin çünkü. Kanka bak görüyor musun, pes edecekmişim. Demir pes edecekmiş. Yok ya. Küçük hanım bence siz pes edeceksiniz. Gördüğünüz gibi ben vaktinde işimin başındayım. Yani işime özen gösteriyorum. Yani keşke pes etmesen tabii yani. İşinin başında olsan. Benim de istediğim bu. Çok mutlu olurum. Tamam. Trip yok. Sabah sabah Allah aşkına. Gözünü seveyim, trip yok ya. Bu ne peki? Ne bu? Ne? Nene. Ne demek nene? Bu üstündeki ne? Garson olarak mı katılacağım Müzayede'ye? Ben sana söylemiştim değil mi? Söylemiştim. Daha böyle şık bir şeyler giyinelim demiştim işte. Yani ya. Ne var ya kıyafetimde? Ha? Ne var Allah aşkına? Ben gayet de özendim yani bugün için. Cisil, 5 ay özense babasının ceketini giymiş gibi olur ya. Ya bu kendimi tutamıyorum. Yapma ya, şunu. Tamam ya, tamam. Başlama yine sabah sabah. Kendi işinize bakın siz. Pardon. Haps, ikinci tripte geldi kanka. Olsun, problem değil bunlar. Bunların hepsi biz erken geldik diye oluyor. Önemli değil. Ya tamam tamam, bırakın çene çalmayı. Tamam, biraz hazırlık yapalım ya. Bakın arkadaşlar, ben planı yaptım bile. Plan şu. Sanki böyle zengin koleksiyonerlermişiz gibi. Okey. Müzayede sahibine yanaşacağız. Okey. Ve gerekli bilgileri alacağız. Okey. Anlaştık? Ya Zehir Efe'yim canım, yaptım. Sen olmasan hiçbir şey beceremeyiz. Allah razı olsun senden. Bir şeye de bir kere itiraz etmesen ortadan yarılır mısın acaba Demir? Bu antin kuntin abuk sabuk şeylerle uğraşmasak, ben gitsem Müzayede'ye, adama yanaşsam, öğrencimizi öğrensem, hatta sizin gelmenize gerek bile yok. Nece öyle biz hallederiz. Öğrensem, söylesem ona, ben de gelip size anlatsam nedir yani? Ha, bak. Bravo ya. Demir Bey planı programı yapmış zaten. Bizim hiçbirimize bir ihtiyaç yok ki. Demir Bey, öyle işte bu işler. Keşke sizin sandığınız kadar kolay olsa. Peki neredelermiş bütün gün? Dediğim gibi, arabuluculuk işleri işte. Başka bir şey öğrenemedin mi? Müzayede mi öyle bir şeye gideceklerdi? Ne müzayedesi? Mücevherat. Hadi ben kalktım. Hepsi geldi ofise. Eğer beni burada görürlerse izah edemem. Ha, Müzayede'nin yapılacağı salon burası. Şuradan eserleri tanıtan broşürlerden al. Hadi bakayım. Aa, bu da iyice görgüsüz sandı bizi herhalde. Vallahi benim defa geliyorum ha. Öyle mi? Cise çok şaşkınım şu anda. Biz her hafta sonu ailecek müzayede gezeriz çünkü. Ya. Cise ben de ilk defa geliyorum ama yani filmlerde falan izledim. Görgüsüz değilim. Kanka, şu müzayedeyi düzenleyen herif alıp gel. Bilgi alalım, gel. Nereye? Nereye? İşi çözeceğiz. Haluk Bey. Haluk Bey merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba, buyurun. Müzayedeyi galiba siz yönetiyorsunuz ha? Evet. Kendi düzenlediğim müzayedeleri yıllardır ben yönetirim. Bunu bilmiyor muydunuz? Bilmez olur muyum? Ayrıca ben sizin sosyal medyadan da takipçinize, fotoğraflarınıza falan bakıyorum arada. Şey diyeceğim ben size efendim. Ben sizden eski bir mücevher hakkında bilgi almak istiyorum. Bakın birazdan müzayede başlayacak. O yüzden vaktim yok.
Ayrıca bu çok özel bir müzayede. Katılacağınızı daha önceden haber vermiş miydiniz? Elbette vermez olur muyuz tabii? Tabii verdik canım. Ben aradım telefonla rezervuarımızı falan, hep yaptırdım onları. Rezervasyon demek istediniz herhalde. Fransızcam biraz zayıftır da, kusura bakmayın. Evet. Ayrıca Necmi arkadaş çok şakacıdır beyefendiciğim. Gerçekten vaktim çok değerli. Birazdan dediğim gibi müzayede başlayacak. Tanımadığım kişilere anlatacak bir şeyim yok. Ne ayıracak zamanım var, ne de vaktim, ne de enerjim. Kusura bakmayın. Senin enerjini al. Ay ne oldu? Ne oldu? Bir düşmüş suratlar böyle, anlamadım. Ya sütlü çıktı herif. Uyuz oluyorum ben böylelerine ha. Ne oldu Demir ya? Pek bir şey bulamadık galiba. Ha? Uyuz çıktı diyorum herif. Anlamıyorsun galiba sen. Ha, anladım anladım. Ya sen şu fotoğrafı bana bir versene. Bakalım ben bir şeyler bulabilecek miyim? Ne bulacağım? Ya bir şey, ben de deneyeceğim yani. Ver şu fotoğrafı. Neyi deneyeceğim? Ya bilgi milgi bir şeyler ben de bulmaya çalışacağım. Bir dakika, bir verir misin şu fotoğrafı? Bu kılıkta mı? Tamam, keser misiniz artık şu muhabbeti? Sen verecek misin bana şu fotoğrafı? Al. Bir şey diyeceğim. Biz bir tuvalete gidelim. Sonra geleceğiz. Tamam mı? Hadi. Tamam. Bakalım ben bulabilecek miyim bir şeyler? Hadi gel gel. Ya bıktın artık şu kıyafet muhabbetinden artık ha. Siz ciddi misiniz ya? Ha? İki kişi mi gerçekten? Ya siz beni deli mi edeceksiniz? Ne demek mankenler eksik? Ben dört kişi istemedim mi senden? İki tanesi trafiğe takılmış Haluk Bey. Ya o böyle bir mazereti kabul etmiyorum efendim. Ben dört kişi istedim. Müzayede başladığında dördünü de sahnede hazır görmek istiyorum, o kadar. Bana bak, bir daha seninle çalışmamı istiyorsan ne yap et, hazır et. Kızım nerede bu tuvalet ya? Ne bileyim, şuralarda bir yerdedir herhalde. Bir dakika, bir dakika. Gelsene ben de. Gel, 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 gel. Gel, takip et beni. Gel. Buradan, buradan girdiler. Buradan. Tuvalet burada değil galiba. Değil, değil, gel, şuradaydı, ben gördüm. Kızlar, sizden dört kişilik performans bekliyorum. Duydunuz mu beni? Gelmeyen iki mankenin yokluğunu aratmayacaksınız. Hadi, hadi giyinin çabuk. Siz ikiniz. Ne yapıyorsunuz burada? Biz tuvalet bakmıştık da. Tuvaletleriniz içeride. Hani geç kaldınız yetmiyormuş gibi. Durmuş hala neyi seyrediyorsun? Yok, öyle tuvalet değil. Hani normal, hani girersin, hani oturursun. Bırak kemküm yapmayı. Namık, bu kızlar niye burada? Çabuk giydirin. Hadi bakayım, hadi. Kızlar, nerede kaldınız? Haluk Bey çıldırdı. Bana şu çantayı. Bu mu seninki? Al bakayım. Kostüm, kostüm. Hayır, o değil, o değil, bu. O değil, o değil. Bu benimki, buydu, buydu benimki, evet. Ne oluyor, ne oluyor? Çıkalım şuradan. Bir şey söyleyeceğim, şu kapıdaki adam müzayede sahibi değil mi işte? Evet, evet, o. Tamam, beklenen fırsat bu. Ne, senin için beklenen fırsat tabii böyle şeyler de. Ne yapacağız biz şimdi? Ya kızım, bizi manken zannettiler. Şu beklenen mankenler biziz. Ya saçmalama, ne mankeni Allah aşkına. Hadi kızlar. Geliyoruz, hadi. Geliyoruz. 5 dakikaya geliyoruz. Ya kızım işte, siz bu adamın ağzından laf almak istemiyor musunuz? Evet de bu mu yolu? Tamam, bu yolu işte. Sen bana oy. Öyle dön dön bakma. Gül birazcık. Havalı ol, havalı ol. Geliyoruz, geliyoruz. Hala ne dikiliyorsunuz? Hadi çabuk kazanın. Makyaj alın hemen. Evet, makyaj. Saçım vardı benim. Şunun ayakkabılarını getir. Bakayım, evet, harika. Güzel. Siz de tamamsınız. Allah'tan güzelmişsiniz. Hani beklettiniz ama buna değdi. Hadi bakalım, göreyim sizi. Müzayede bitiminde oturup uzun uzun sohbet ederiz. Namık, çabuk. Hadi ya, çabuk. Yapma böyle şey. Benim pembe bir ucum vardı, pembe. Oğlum nerede kaldı bunlar ya? Yani başlayacak şimdi mevzu. Bitmez bunların tuvalet işleri, badana boya falan. He, lan. Ne oluyor lan? Değerli misafirler, Antika Mücevherat Müzayedemize hoş geldiniz. Efendim, bugün sizlere 17. yüzyıl başından 19. yüzyıl sonlarına kadar çok ünlü mücevher ustalarının el emeği, göz nuru eserlerini sunacağız. Efendim, elimizdeki eserler çok değerli ailelerin sahip olduğu nadide parçalar ve koleksiyonlardan oluşmakta. Şimdi sırasıyla sizlerin beğenisine sunacağız efendim. İşte geliyor. 17. yüzyıl sonlarında üretilmiş olan Osmanlı Hanedanı'na ait çok mühim iki parça efendim.
Dur. Demir. Oğlum baksana şuraya, bizimkilere baksana. Oğlum bunların orada ne işi var be? Demir. Ha. Ne işi var bunların burada hakikaten? Ne olmuş lan? Evet efendim, şimdi sırada gene çok mühim bir iki parçayı göreceğiz. Osmanlı Hanedanı için Fransız mücevher ustası Oscar Massin tarafından yapılan Akşam Sefası adlı eser. 18. yüzyıla ait bir eser. Ne oluyor? Ümit, yürüsene kızım. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Başımızı açtığın derde bak. Göremiyorum, Çisil, göremiyorum. Ya ben senin için yaptım işte, adamın ağzından laf alacağız diye. Allah Allah. Ne güzel bak, eğleniyoruz da. Hadi gülümse ve yürü. Kanıyor mu bir yerin? Evet. İşte sıradaki parça efendim. İtalyan Bacchiani ailesine ait nadide bir parça. 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı'da faaliyet gösteren ünlü Ermeni mücevher ustası Yervant Kartmacıyan tarafından üretilmiştir. Yapma işte bunu bana, herkesin içinde. Ben çabuk şey oluyorum ama. Kankacığım bir şey söyleyeyim mi? Ben dün rüyamda yani prenses olarak gördüm, rüya devam ediyor. Yani prenses, rüyamdaki prensesin ikinci versiyonu mu bu? Oğlum. Kanka bu değil, rüya değil de şey, insan bazen turnanın dibindekinin kıymetini bilmiyor, göremiyor onu. Ne? Yok bir şey yok. Ne diyorsun sen? Yok demedim, hapsedim. Bir dakika. Dur, evet. Abi çok güzel. Bunu bana yap. Ben bunu istiyorum Demir. Sarsınlar bunu bana. Sarmasalar da olur. Arkadaşım. Sen de harikaydın Çizil, gözlerimi senden alamadım ya. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Var ya, Demir gözlerini senden alamadı. Yemin ediyorum ki gördüm. Hadi be. Evet, hep sana baktı. O da benim kim olduğumu biliyor kızım. Aynen öyle. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Nelim? Bugün senin için milat günü. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Seni eskisi gibi görmek istemiyorum ya. Bundan sonra bu sensin ya. Bundan sonra saçlarını falan annem bağlamayacak. Bu şekilde devam edeceksin, tamam mı? Ağlayacaklarım ya. Öyle mi diyorsun? Demir seni gözüyle yedi yedi bitirdi diyorum ya.
O var ya, bugüne kadar söylediği her şeyi tek tek yutacak. O görecek o. O benimle dalga geçmek neymiş, ben ona göstereceğim. Vazgeçmek yok, vazgeçmek yok. Kendine bak bakayım, bak ne kadar güzelsin. Hakikaten mi? İşte görmek istediğim gözler bunlar. Ama işte gardırobunu falan şey yapmak lazım senin ya. Yani seni bir iç dış bir bakıma sokmak gerekiyor. Kızım öyle gardırop mardırop öyle her şeyi birden değiştiremem yani. Benim annem kızar. Ya ne, ben sana ne diyorum, sen bana annem kızar diyorsun ya. Ya çocuk şu anda gardını düşürmüş ya. Sen bütün silahlarını kullanacaksın, bam 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 bam. Bir şey yapacaksın onu. Kesin ne gardı, ne silahı ya. Adamların önünde başka bir şey zannedecekler şimdi. Yok. Abisi, bak biz küçük altın meraklısı değiliz, anladın mı? İçeride arkadaşlarımız var, onları göreceğiz. Bir şey... Kenarda bekleyin lütfen. Sakın ha! Demir, sakın ha! Tamam, tamam, tamam. Bir şey diyeceğim birader. Avukatım ben, açsana kapıyı. İçeride milyon dolarlık mücevherat var avukat bey. Açamayız. Tamam da ortağım içeride benim. Kimmiş ortağınız? Telsizden haber verelim, çıkın dışarı. Ya yok mu bu mücevherleri tanıtan kız Nil? O. Hadi kardeşim hadi, yok yere hiç çıkartmayın başıma. Çekin kenara. Oğlum ya, sen. Bak şimdi. Sakın bak, terbiyesiz gibi yapıyorsun. Gel gel, boşver ben yapacağım. Terbiyesiz gibi, damsız diye böyle yapıyorsun. Bir dahaki sefere ajansı çıkaralım aradan. Siz benim defilelerimin mankeni olun. Hı? İnanılmaz tatlısınız Haluk Bey, inanılmaz. Haluk Bey, aslında ben de özel olarak mücevherlere acayip meraklıyım. Yani son derece meraklıyım. Benim asıl mesleğim tasarım. Hobi olarak yapıyorum ben mankenliği. Ve değerli mücevherlerin imitasyonları üzerine odaklanmak istiyorum. Böyle bir karar aldım. Ne diyorsunuz? Var mı yardımcı olabilir misiniz? Pek güzel, pek güzel. Siz de güzelsiniz tabii. Ha. Çok güzel. Çok güzeldir o. Çok güzel. Şöyle bir şey göstereceğim size. Ben bu mücevheri çok beğendim. Şu mücevheri imitasyonunu nerede yaptırabiliriz? Yani en iyi kim yapar? Ders almak ve öğrenmek istiyorum. Ben bu gerdanlığı bir yerden hatırlıyorum. Biberoğlu ailesine ait bir eser bu. Bunun taklidini yapmak zor iştir. Kimse yapamaz. Ya yapsalar bile aynısı gibi olmaz. Yurt dışında falan da mı şey olmaz, bulamayız onu, yaptırılmaz mı? aslında Kapalı Çarşı'da bunu yapabilecek birini tanıyorum. Sarraflar Çarşısı'nda Onnik Usta var. Neydi ki usta? Onnik Usta. Onnik Usta. Yani bunu yapsa yapsa o yapar. Ama aksi huysuz ihtiyarın tekidir. Tabii. Çok güzel, çok şey oldu, makbule geçti o. Ha, sağ olun, mersi. Güzel oldu bu, 12. Tamam, o zaman. Tamam. Böyle kuru kuru olmadı, bir yere gidip bir şeyler içsek, ha? Kartınızı şey yaparız. Kartınızı aldık, bir şey yapacağız. Onu suyumuzu yaşayalım. Hadi gelin. Bayağı kart dedi bana. Evet. Dur bakayım, gel bakayım bir o. Ben sana dedim, ben sana dedim. Şunu birazcık açar mısın lütfen? Ne yapıyorsun? Böyle boğulmuş gibi ya. Bak şöyle çok havalı duruyor, çok güzel duruyor. Gördün mü? Hadi gidelim. Ne? Gel buraya gel. Bir şey söyleyeceğim ya. Ne yapıyorsun ya? Mesela sen ne yapıyorsun? Ne işiniz var sizin orada? Bu kadar güzel olur mu ya? Neco? He? Kızım neredesiniz siz? Ha? Neredesiniz? Gereken bilgiyi aldım. Biz de sizden gözlerimizi alamadık. Böyle bir şey olur mu ya? Yani Çisil aynı rüyalarımdaki gibiydin. O siyah bize çıkmış, beyazı çıkmış, siyah gelmiş gibi. Saçma sapan konuşma. Saçmalama. Bilgi alacaktınız ya, bu soytarılıkları ne gerek var? Abi ne soytarılığı ya? Sonuca baksana sen. Bu arada tamam hadi, boş konuşuyoruz şu anda şunların önünde. Siz ikiniz şirkete gidin, tamam mı? Biz ikimiz seninle de Onnik Usta'ya gidiyoruz. Onnik Usta kim ya? Onnik Usta, ben anlatacağım sana, boşver. Yanlış adamsın sen. Yapacağım. Gerçekten. Mesleğinin adamı değilsin sen. Yanlış çabuk. Adamsın. Racon bilmiyorsun. Gel. Racon. Kolay gelsin beyefendi. Onnik Usta'nın atölyesi nerede acaba? Buradan sola dönü göreceksiniz. Teşekkürler. Şş, buna bak ya. Kapat şu yakını bağrını, saçını falan da topla. Yam yam gibi bakıyorlar zaten. Ben bu kadar rahatsız olduğunu anlamadım gerçekten. Bir şeyden rahatsız olduğum falan yok. Yanımda gezen insanın sadece doğru düzgün olmasını istiyorum, o kadar. Bakınız Neco. Şş, bana bak kızım. Burada iş yapıyoruz yani. Anladın mı? Kendine çeki düzen var, o kadar. Koçum yalnız ben bu maço tavırlardan hiç hoşlanmam. Öyle kızım mızım olmuyor yani, anladın? Ha. Ha. Yürü kızım o zaman.
Allah Allah. Sen beni katil mi edeceksin ya? Adamlar yiyecek seni. Sen bayağı maçoymuşsun ya. Evet maçoyum var mı? Ya şu kolumu bir bırakır mısın? Niye kapatıyorum ya? Neyin varmış Allah Allah ukala? Ya yemin ediyorum. Böyle sen ben olmasam bu Onik Usta'nın yolunu bilecek mi? Onik Usta'dan haberin olacak mıydı acaba? Çok merak ediyorum. Amma üfledin ya. Amma üfledin ha. Şurası mı? Ey Allah'ım yarabbim. Onik Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Ben bu fotoğraftaki gerdanlığın aynısından yaptırmak istiyorum. Nereden çıktı bu? Ben yapamam bunu. Zor bir işçiliktir. Çok istiyorum ama. Para mühim değil. Mühim değil mi? Evet. Mühim değil, evet. Bir arkadaşım aynısını yapmışsınız zaten. Çok beğendim. Ben de aynısından istiyorum. Evet, para hiç mühim değil. Para hiç mühim değil. Ben manyak gibi zenginim Onik Usta. O yüzden benim için hayattaki tek önemli şey nişanlımın mutlu olması. Onik Usta. Borcumun karanını getirdim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çıkardığınız işi sahiden de çok beğendi karım. İyi günlerde kullansın. 40, 50, hatta 60. Ne kadar isterseniz verebiliriz. Ya olmaz dedim. Israr etmeyin. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz ustacığım? Esnaflık öldü mü? Hayret bir şey. Yürü gidiyoruz. Her şey tamam diyorum ya. 3-5 racon diyorum. Parası neyse vereceğiz. Kalk esnaflıkım. Gidiyoruz hayatım. Gel. Nereye gidiyoruz hayatım? Geliyoruz 12 mi? Sevgilim. Ne yaptığını sanıyorsun? Tam iddia edecektim adama. Neden gidiyorsun kestirip atıyorsun? Allah Allah. O mendebur ihtiyarı var ya. Kessen bir şey anlatmaz o. Allah Allah. Yine mi aynı tavır? Ne oldu müzayede sahibinden de bilgi alınmaz diyordun ama işte bak senin yöntemlerin olmuyormuş işte. Bana bıraksaydın keşke. Allah Allah. Müzayedeciyle imitasyon takı yapan adam aynı şey mi? Delirtme beni. Biri sahte takı yapıyor. Adam zaten takının sahtesini yapmış, satmış. Anladın mı? Kime sattığını söyler mi? Yediği kaba pisler mi? Müşterisini satar mı? Burada kimse müşterisini satmaz. Racon böyledir burada. Racon böyledir burada. Nasıl anladın ya? Ha? Bizim de kendimize göre fark ettiğimiz şeyler var Nil Hanım. Ya asıl soru Onik Usta'ya sahtesini kim yaptırdı? Onun cevabı da o Onik Usta'nın yanındaki kara kaplı defterde yazıyor. Evet evet o kara kaplı defter benim de gözüme takıldı da nasıl okuyacağız ki? Okumamız için önce almamız lazım. Onu almak için de akşam gizlice dükkana girmemiz lazım. Saçmalama, saçmalama. Hırsızlık mı yap? Ne hırsızı ya? Hırsız mıyım ben? Ben bugüne kadar her şeyi alnımın teriyle kazandım, anladın mı? Tabii tabii. Babanın parasıyla alnımın teri oluyor. Ya olabilir. En azından alın teriyle kazanılmış parayı yedim, anladın mı? Herkes para kazanır ama kimse benim gibi parayı yemez. Ayrıca biz oradan onu çalmayacağız, anladın mı? Ödünç alacağız. Aynı böyle finale arkadaşının kitabından hazırlanır gibi bakacağız. Hop kime satmış bunu satmış. Kapatacağız. Laps koyacağız yerine. Sonra da gizlice çıkacağız dükkandan. Yok tamam. yok. Hayır ya. Alarm, güvenlik, kamera, ıvır zıvır her bir şey vardır burada. Olmaz hayır. Ya bir şey olmaz. Sıkıntı yok diyorum sana ya. Sıkıntı yok. Benim dedem Topkapılı Cambaz Mehmet. Güvenlik o işler bende. O yüzden şimdi saklanacak bir yer bulmamız lazım. Hayır ya. Başka bir yol bulalım. Bununla olmaz. Bak benim bir planım var. Mesela evet, şimdi... Çok iyi o plan. Gel benimle o yüzden hadi. Ya niye beni ciddiye almıyorsun ya? Gel. Bizim ne işimiz var çatılarda masalarda? Özümü arıyorum. Özümü arıyorum. Hadi. Ama problem değil. Problem değil. Senin gibi deliye uyduk. Geldim buralara. Hadi bakalım. Daha neler göreceğiz. Ayçenin bağını be. You can call me Bond. James Bond or 007. Çağırtıp gideyim mi? Hadi bakalım.
Tut şunu. Neyi? Tut. Neyi tutayım? Ne yapıyorsun? Tut, ben de geleceğim ya. Burada kalamam. Saçmalama, nereye geleceksin ya? Yok yok, kalamam ben burada. Korkarım. Yanında olacağım ortağım. Dur, geliyorum yanına. Ama sen bakma, tamam mı? Neye bakmayayım? Bakma, bak. Ya sanki meraklıyım. Yıllardır bu an bekliyormuşum. Meraklısındır belki. Neye? Bakma, gel yardım et. Çok yorum, Allah Allah. Tut, tut. Tut hadi, tut. Tut. Nereden? Nereden tutuyorsun sapık? Dur yavaş. Geliyorum. Ya alarm varsa? Ne alarmı? Alarm falan olmaz burada. Burası showroom mu? Burada akşam işi bitince değerli mücevherleri alır götürürler. Nereden biliyorsun sen bu bilgileri? Çünkü babam lisede kalınca çırak verdi benim mücevheratçının yanına. Anladın mı? Keşke çırak olarak kalsaydın. Ya keşke kalsaydın da seninle tanışmasaydın ya. Ne güzel kuyumcu olurdum ben. Hadi çabuk. Çabuk. Bizim burada ne işimiz var? Ne işimiz var? Çıkalım hadi çabuk. Çabuk halet işini. Buldun mu defteri? Ha? Hemen halledelim işte. Çıkalım. Ne yapıyorsun? Bu hastası. Kim o? Sen nasıl bu kadar rahatsın? Dur şimdi. Anne burada. Ana. Vay arkadaş. 20 bin lira almış. 2 hafta önce de düğünden birkaç gün önce teslim etmiş. Çek. Çek fotoğrafını çek. Biber oldu yapmazdı. Koş 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 koş. Nereye koş? Koş yukarı yukarı yukarı. Ya halimize bak. Ne varmış halimize? Ne mi var? Ne mi var? Ne yok desen daha doğru olur. Gitti, gitti en sevdiğim kıyafetim gitti. Bu mu en sevdiğin kıyafetin? Evet, yeni almıştım. Dün mü, önceki gün mü, ne müzayede için. Yok, teşekkür etmen lazım bunu yırttığım için. Ayrıca benim senin hayatını kurtardığım için yine teşekkür etmen lazım. Bana nankörlük yapıyorsun. Hala ne diyorsun ya? Kes artık, kes, kes. Sus artık, kaç konuş. Geliyorlar, geliyorlar. Nerede? Ne bağırıyorsun? Elbiselerim nerede benim? Kuru temizlemecide. Niye sordun? İki gün üst üste aynı kıyafetleri giymeyeyim diye dedim. Kızım dün sana söyledim ya. Önemli değil. Bir tane temiz gömleğin kalsın yeter dedin. Ötekileri de zaten yeni almıştın. dedim doğru. Ay anne ya. Bir an aklımdan çıkmış işte. Sıkıntı yok. Ben yine aynı şeyleri giyerim. Giyerim yani. Bir şey olmaz ki.
Babana çektim, babana sen. Beyaz gömleğin orada ütülü. Tamam anneciğim. Alo Çisil. Ayrıla kız sabah sabah. Çisil, bir tane elbise getirsene bana seninkilerden. Ne? Ay sonunda yola geldin kız, tamam. Çisil ne diyorsun, ben seni anlamıyorum. Çok fazla da vaktim yok. At arabaya bir tane seninkilerden, tamam mı? Düzgün olsun. Bugün önemli bir toplantım var biliyorsun. Ben sana sonra anlatırım. Biliyorum ben sana getireceğim. Bay bay. Çisil usturuplu bir şey. Kapattı. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Biz bugün bu meseleyi çözeceğiz. Hiçbir endişeniz olmaz. Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Sanırım herkes birbirini tanıyor. Ben de kendimi tanıtayım. Kız tarafının avukatı Berkant Kunter. Siz barışmaya avukatla mı geliyorsunuz? Nedir bu? Olur mu böyle rezalet Nil Hanım? Lütfen Cemil Bey, sakin olun. Hayır, siz niye gerildiniz ki? Anlamadım. Biz bu davada haklıyız Cemil Bey. Efendim, lütfen sakin olun. Bakın bu mesele arabuluculukla çözülmez. Mesele zaten mahkemeye taşındı. Ece Hanım'ın ailesine maddi ve manevi tazminat ödeyeceksiniz. Aa, dua edin, basına sızmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen alttan alta bizi tehdit mi ediyorsun avukat? Yok, bizde tehdit yok. Ben işlerimi hukuki yoldan hallederim. Müvekkilim mağdur. Ben de bunun tazminini alacağım sizden. Yavaştan gel avukat. Bu işi inada bindirme. Ben de Cemil Biberoğlu'ysam bir kuruş ödemem. Kesirip atarım. Bunu iyi bilin. Tamam, tamam Cemil Bey. Lütfen sakin olun. Berkant Bey, siz de durumu kızıştırmayın lütfen. Ben işimi yapıyorum Nina Hanım. Yoksa yanlış bir şey mi söyledim? Vır 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 vır. Maşallah çene berber makası Berkint. Oğlum biraz sessiz ol gülüm ya. Bırak kız konuşsun. Konuşsun Nina Hanım. Olmadı sen yine konuşursun. Allah Allah. Buyurun Nil Hanım. Hayır efendim, bunların niyetleri bozuk. Sultan Hanımcığım, olay açıklığa kavuştuğunda bu konuştuklarımızın hiçbir anlamı olmayacak. İnanın bana. Lütfen Nil Hanım'a 2 dakika izin verin, konuşsun. Teşekkür ederim Demir Bey. Rica ederim Nil Hanım, işimiz bu. Şimdi bazılarınıza bir takım sorular sormak istiyorum. Ece Hanım, kayıp gerdanlığı ilk kez sizin nişan töreninizde mi gördünüz? Elbette. Bana böyle değerli bir şeyin takılacağından haberim bile yoktu. Yani tamamen sürpriz oldu. Peki. Siz gerdanlığı nerede saklıyordunuz peki Sultan Hanım? Bankada aile kasamız var. Bütün değerli mücevherleri ben orada saklıyorum. Peki bunu kimler biliyordu? Ailedeki herkes kıymetli şeylerini o kasada saklar zaten. Gelinimin, kızımın takıları da orada saklı. Peki kasadan ne zaman çıkardınız gerdanlığı? Nişandan 1-2 gün önce sanırım. Bunların konuyla ne alakası var Nil Hanım? Söyler misiniz? Cemil Bey, biraz daha sabırlı olmanızı istiyorum. Bir saniye. Şimdi bir numara çevireceğim. Çalıyor. Selma Hanım, açmanıza gerek yok. Ben arıyorum sizi. Niye böyle bir şey yaptınız şimdi? Onnik Usta'dan ulaştık biz sizin telefon numaranıza. Tanıyorsunuz değil mi Onnik Usta'yı? Kıymetli eserlerin taklitlerini yapan bir mücevher ustası Onnik Usta. Evet. Ne alakası var? Şöyle alakası var. Siz bu gerdanlığı kasadan kayınvalidenizden önce alıp Onnik Usta'ya sahtesini yaptırdınız. Ve sahtesini kasaya koydunuz. Sultan Hanım da gerdanlığın sahte olduğunu bilmeden yeni gelini Ece'ye taktı. Bu saçmalık, neden böyle bir şey yapayım ki ben? Bilmiyorum ki. Onnik Usta'yı 20.000 peşin indirmişsiniz. Ayrıca bankadakiler de kayınvalidenizden 2 hafta önce gidip kasayı açtırdığınızı söylediler. Yazıklar olsun gelin. Herkese rezil ettin bizi. Kıskandım, ne yapayım? Neden ben değil de Ece'ye takıldı o gerdanlık? Bu ailenin ilk gelini benim. Benim hakkımda o gerdanlık. Alın başınıza çalın. Aslı burada işte. Sizin olsun. Selma, Selma hayatım. Gördüğünüz gibi kimselere duyurmadan, hatta mahkemeye intikal etmeden bu durumu çözdük.
Her iki tarafında hiçbir suçu yok. Ayhan'la Ece birbirini çok seviyor. E siz de artık aileleri olarak onlara destek olursunuz herhalde. Ha? Tabii tabii. Ay çok özür dilerim. Gerçekten kırdık sizi. Affedersiniz. Asıl siz kusura bakmayın Sultan Hanım. Nereden bilecektik ki böyle bir şey olacağını? Hadi öpüşün de barışın artık. Gelin. Erkan'sı. Görüşürüz tatlım. Canım, güzel gelinim. Bundan sonra Biberoğlu ailesi işlerini bize verirse şaşırma. Ay olur mu dersin? Of Demir ya, çok müşteri kaybettik. Bu vekaleti alırsak süper bir başlangıç olur bizim için. Alacağız, alacağız. Merak etme. Ah işte bak, Hakkı Bey de bugünleri görseydi keşke. Başarımız da gurur duyardı. O da görecek inşallah bir gün. Hadi gidelim. Bu şehirde beni yenebilen 3 avukattan birisin diye. Sendeki ısrarımı şimdi anlıyorsun değil mi? Çok teşekkür ederim Berkant Bey. Ne haber Demir? İyi tatlım, senden ne haber? Teşekkür etmene gerek yok. Zira bu bir iltifat değil. Gerçeğin ta kendisi. Mahcup oluyorum biraz. Yo yo, hiç olma. Bu arada yeni imajın çok hoş. Saçların, elbisen sana çok yakışmış. Yok ya, imaj mimaj değil. Ya şey oldu böyle, müzayene biraz böyle bir baktım, şey yaptım. Beğendim biraz saçlarımı. Dedim azıcık da böyle kullanayım yani. Hatta şey, üstündeki kıyafeti de çizgi zorla giydirdim. Öyle işte. Çok konuşuyorum Berkan. Ha Demir. Hacıdım. Senin hayatında ilk defa kıskandım biliyor musun? Vallahi. Gerçi seni değil. Şansını. Nilan'ın gibi biri yanında olduğu için. Gerçekten çok zarifsiniz. Tam bir Leyli olmuşsunuz. Ay. Eyvah eyvah. Şakarlı bir ruh hep bozuyor ya. Pardon. Ben bir tuvalete gidip kurutayım şunu. Gerçi baban gibi kurt bir avukat olmasa böyle harika bir insanı keşfetmen olanaksızdı, değil mi? Nira Hanım'ın da senin yanında olması imkansızdı gibi geliyor bana. Berkuş çok konuşuyorum ya. Böyle bir şey söyleyeyim mi? Söyle oğlum. Avukatla dönmen boş. Artık baban da yok. Bu kız da olmasa bitmiştin sen, bitmiştin. Sen bir hiç. Önce sus artık. Vallahi bak. Susmasan ne olur ha? Macho man ne olur ha? Ay. Aman kuruduğu kadar. Kurumadıysa da kadar. Seni gerçekten çok sevdim diye. Belli ki iyi ve çok başarılı bir avukat olman dışında çok da iyi bir insansın. Gerçi senin gibi hoş ve zarif birine inan çok üzülüyorum. Niye? Böyle yabanıl bir dağ adamıyla uğraşmak o kadar zor. Şey yapmayalım, öyle konuşmasak. Yok, kibar davranmana hiç gerek yok. Öyle değil mi Demir ha? Sen dağları seversin böyle çakallarla, ha, ayılarda ha? Belgeselci ya. Bak sana açık açık iş teklif ediyorum. Etmeyin. Hadi gel benim yanımda çalış. Çok şükür bugün de doyduk valla. Allah bulamayanları da versin. Afiyet olsun. Birader bir şey söyleyeceğim sana ya. Herkese benden çay. Berksin'te yok. Demir. Tatlı mı yiyeceğim, meyve mi? Beyefendi, beyefendi. Neymiş? Doktor var mı aranızda? Beyefendi. Doktor var mı aranızda? Thank you.